ortaya böyle bir manzara çıktı. Muazzamdı. Birazdan yine bir kez daha o anları izletiriz, getiririz ekranlarınıza diyoruz. Ve gelin bakalım memlekette neler var, neler yok. Neler oluyor, neler bitiyor. Onları bir bakalım, onlara bir bakalım. Onların başlıklarını bir getirelim ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde o kritik görüşme, hani virgül değil de nokta mesabesindeyiz demişti ya Cumhurbaşkanı. İşte o nokta mesabesindeki büyük buluşma bugün gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle 19.30-19.40 gibi gerçekleşecek resmi program, açıklanmış olan program 20 dakika gibi öngörülüyor. Fakat ne olacak? Yani kaç dakika sürecek? Sahiden 20 dakikada bitecek mi yoksa daha da uzayacak mı? Onu göreceğiz. Ardından Trump ve Erdoğan birlikte kameralar önüne çıkacaklar ve gündemi değerlendirecekler. İki başlık var bildiğimiz. Suriye'de devam eden iç savaş süreci ve o süreçte gerek ABD'nin DAEŞ'le karşı PKK'yı müttefik olarak alması meselesi, gerek Türkiye'nin bu süreçteki rolü hiç kuşkusuz ki konuşulacak. Orada terörle mücadele ana gündemli bir madde var. Gelecek mi gündeme bilmiyoruz. Geleceğini tahmin ediyoruz. Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütü elebaşı FETÖ'nün Türkiye'ye iadesi meselesi de kuşkusuz ki bu konuşulacak konular arasında olacak gibi görünüyor. Bakacağız Erdoğan ve Trump. Trump Amerikan Başkanı seçildikten sonraki ilk yüz yüze görüşmesini bugün gerçekleşecek, ona bakıyor olacağız. Başbakan Binali Yıldırım İngiliz gazetesi Evening Standard'da bir mülakat verdi ve orada Trump'la ilgili son derece önemli kritik değerlendirmelerde bulundu. Hızlıca kavruyor ve çabuk karar alıyor dedi. Trump'la ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın bu değerlendirmelerine geçeceğiz ama Başbakan İngiliz Evening Standard gazetesine verdiği mülakatta Avrupa Birliği'ne dönük olarak da çok sert eleştirilerde bulundu. Onlara da birazdan bakıyor olacağız. Ve İncirlik meselesi. Alman milletvekilleri İncirlik üssünü ziyaret etmek istedi ve buna izin vermedik doğal olarak. Ve ardından da Almanya'dan, Alman şansölyeden bir tepki geldi. İncirlik'in statüsünü, durumunu, varlığını tartışabiliriz, sorgulayabiliriz. Hatta alternatiflere bakabiliriz dedi. Mesela Ürdün gibi dedi. Epey bir süredir ilk defa kendimi Angela Merkel'le aynı düşünürken buldum. Hay çok yaşa Angela Merkel ya. Sahiden de derken buldum kendimi. Merkel'in İncirlik konusundaki değerlendirmelerini, Almanya ile İncirlik krizini birazdan değerlendireceğiz. Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'nın girişinde askerlerimiz, vatan evlatlarımızın dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden, kapısından dönüldü. Bir beyaz servis aracı, galiba oraya sürekli olarak girmeye yetkili bir araç, tam kapıdan girerken rutin güvenlik kontrolleri sırasında bir takım borular, metal parçaları falan fark edilince nizamiyenin dışına çıkarıldı. İnceleme yapıldı ve çivilerle kuvvetlendirilmiş amonyum nitratla birlikte hazırlanmış bir patlamaya hazır bomba yüklü araç olduğu çıktı ortaya ve büyük bir facianın kıyısından dönüldü. Ona ilişkin detaylara da bakıyor olacağız. Muğla'daki feci kazada yaşamını yitiren 5 kişi daha gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah bu saatlerde otobüsün kaza anına dair görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. O görüntüleri uzmanlar analiz ettiler ve görüntülerde viraja giriliyor olmasına rağmen şoförün hiç de frene dokunmadığı gibi bir tespitte bulundular. Peki hiç frene dokunmadığı acaba hiç dokunmadığından mı yoksa dokunsa da frenin olmamasından mı kaynaklanıyor? Zira o anlara dair tanıkların ifadeleri var. Şoförün son anlarda kaza yapmakta iken söylediği sözlere dair detaylar var. Onları birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Uyandırma servisi başladı sevgili izleyiciler. İlk durağımız Amerika Birleşik Devletleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da ve bugün Türkiye saatiyle 19.30-19.40 gibi Amerikan Cumhurbaşkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu buluşmada kuşkusuz Suriye'de devam eden süreç detaylarıyla masaya yatırılacak. Öngörülen program 20 dakika gibi görülüyor fakat bu 20 dakika mı olacak yoksa daha mı fazla olacak? Bunu işte bugün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde anlamış olacağız ama herhalde 20-30-21 civarında ABD'den çıkacak olan neticeyi, siyasi neticeyi görmüş olacağız. Zira yola çıkmadan evvel Cumhurbaşkanı virgül değil nokta mesabesindeyiz ifadesini kullanmıştı. En son Pekin'de kendisini takip eden yazarlarla sohbet toplantısı yaptığında da bu iş çok uzadı ifadesini kullanmıştı. Bu iş çok uzadı, menfi müspet bir neticeye varsın anlamında. Gelin bakalım bugün Cumhurbaşkanı'nı ABD'de bekleyen takvim neymiş?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ABD ziyareti başladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik ediyor. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan Can uçağı Türkiye saatiyle 23.50'de Washington'daki Andrew Hava Üssü'ne indi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konaklayacakları devlet konuk evine geçti. Erdoğan'a yol boyunca kentteki Türkler ellerindeki pankart ve posterlerle sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 19.40'da ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Gündemde çok önemli konular var. Beklentiler 5 madde üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar ABD'nin PYD silah yardımı, Suriye'de iç savaş, Irak meselesi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve Rusya'dan alınmak istenen S-400 füze sistemi. Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PYD'nin doğrudan silahlandırılmasına yönelik endişeleri aktaracak. Çantasında PYD'ye verilen ve PKK'ya geçerek saldırılarda kullanılan Amerikan silahlarının envanteri olacak. Erdoğan ayrıca FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i de gündeme getirecek. Ya iade edin ya da yargılayın diyecek. Beklenti bu yönde. Görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu ya da olumsuz anlamda kırılma noktası olabileceği belirtiliyor. Erdoğan ayrıca sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve iş adamlarını kabul edecek. PYD, YPG'nin PKK'nın bölge uzantısı olduğunu bize anlatmaya çalışıyoruz kuşkusuz ki. Dilimizde tüy bitti. Anlıyorlar da anlamazdan geliyorlar herhalde. İçişleri Bakanlığı şimdi bu ilişkiyi net biçimde ortaya koyan bir kitapçık hazırladı. Bir rapor diyebiliriz buna, belki bir belge. Burada tabii fotoğraflar var, başka bir takım ifadeler var kuşkusuz ki. Nasıl işte PKK'nın bir uzantısı olduğunu ya PKK'nın bir parçası olduğunu PYD-YPG'nin net biçimde ortaya koyuyor. Ayrıca PKK'nın bu Suriye uzantısı PYD-YPG'nin çocukları nasıl terör kamplarında kullandığına dair de çok çarpıcı tespitler var. Ayrıca DAEŞ'e karşı savaşıyor. Bunlar oradaki terör yapılanmasını bitirmek üzere konuşlanmış, yapılanmış bir mekanizma diyenlere de nasıl sivil, kadın, çocuk katliamı yaptığını, bakın 51'i çocuk, 43'ü kadın, 407 kişiyi nasıl katlettiğini anlatan veriler de var. İşte İçişleri Bakanlığı'nın PYD-YPG raporu. 51'i çocuk, 43'ü kadın, toplam 407 sivili katlettiler. 16'sını işkenceyle öldürdüler. 2011'den 2016'ya kadar yaklaşık 1651 kişiyi alıkoydular. Rakamlar İçişleri Bakanlığı'nın PKK'nın Suriye kolu terör örgütü YPG ve PYD'ye ilişkin raporundan. Bakanlık Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'e karşı kullandığı ve silah yardımı yaptığı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye ilişkin 68 sayfalık rapor hazırladı. İçişleri Bakanlığı ayrıntılı raporunda YPG ve PYD'nin terör örgütü PKK ile doğrudan bağlantısına ilişkin delillere yer verdi. Örgütün kadın ve çocuk istismarı raporda ayrıntılı biçimde yer aldı. İçişleri Bakanlığı raporunda çok sayıda kız çocuğunun kaçırılarak İran kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına götürüldüğü vurgulandı. Raporda terör örgütü PYD ve YPG'nin katliam bilançoları da geniş yer buldu. Örgüt 51'i çocuk, 43'ü kadın ve işkenceyle öldürülen 16 kişi dahil toplam 407 sivili katletti. Ocak 2016'ya kadar 88'i kadın, 1651 kişi ise alıkoydu. PKK kampından 9 kez kaçma girişiminde bulunan 17 yaşındaki bir kızın infaz edildiği raporda yer aldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! 9 yerleşim yerinin örgüt tarafından yıkıldığı, 19 köyün yok edildiği ve en az 49 yerleşim yerindeki halkın sürgün edildiği İçişleri Bakanlığı'nın raporunda vurgulandı. Suriye'de
PYD-YPG yapılanmasına ilişkin olarak Putin'den de, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'den de bir açıklama geldi. Putin temasın devam ettiğini, PYD-YPG ile temasın devam ettiğini fakat ABD gibi silah mühimmat vesaire gibi bir takım ilişkiler içerisinde olmadıklarını söyledi. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte içindeki Yol ve Kuşak Forumu'na katıldı. Temasların ardından da Pekin'de bir basın toplantısı düzenledi. Rusya, Suriye'de iki bölgede PYD'li teröristlere kol kanat geriyor. Bunlardan biri ülkenin Osa kesimindeki Münbiç kırsalı. Diğeri ise Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin. Putin, Amerika'nın aksine terör örgütü PYD'ye silah göndermediklerini söyledi. Bu nedenle Türkiye'nin endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığının altını çizdi. Ancak Putin, PYD ile teması koruyacaklarını ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım, İngiliz The Evening Standard'da konuştu ve orada Amerikan Başkanı Trump'la ilgili son derece önemli tespitlerde bulundu. Trump'ın hızlı karar alan ve çabuk uygulayan bir siyasi lider olduğunun altını çizdi Başbakan. Binali Yıldırım, AB'ye dönük olarak eleştirileri vardı. ABD, Avrupa Birliği'nde yani, asıl problemin bürokrasi olduğunu söyledi Başbakan. Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere basınına mülakat verdi. Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısını değerlendirdi. Avrupa Birliği'nde asıl sorun bürokrasi dedi. Avrupa Birliği'nin ana sorunu siyasi değil, fazlasıyla bürokratik bir devlet haline gelmiş olması. Üyeler namına üst düzey bürokratlar idare ediyor. Bu nedenle herhangi bir konuda karar alma süreci uzuyor ve insanlar bıkıyor. Yıldırım, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili tutumunu da değerlendirdi. Avrupa'ya kızgınız diye bu insanların tehlikeli sularda ölmesine izin verecek değiliz. Avrupa'nın güvenliği ve Avrupa halkının güvenliği Türkiye'de başlar. Türkiye'de gerekli güvenlik önlemlerini almazsak Avrupa güvende olmaz. Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Çok iyi bir başkan. Hızlı öğreniyor ve hızla karar alıyor. Şimdi değil, belki sonra bu yönetimin durumu daha iyi anlayacağına inanıyorum. Yıldırım, FETÖ'yle mücadele konusunda Türkiye'yi eleştirenlere de cevap verdi. Dedikleri şu, lütfen bu darbeyi örgütleyenlere nazik olun, iyi davranın. Bu nedir? Bu kabul edilemez. Maalesef bazı Avrupalı dostlarımız, müttefiklerimiz etki altında. Terör örgütlerinin temsilcilerini dinliyorlar ve onların söylediklerini sorgulamadan kabul ediyorlar. Avrupa'da İslamofobi ve antisemitizm yükseliyor. Avrupalılar bu konuda ne yapıyor? Berlin'in Türkiye'de vatan hainliğiyle suçlanan, hakkında aralarında Can Dündar gibi vatan hainliği konusunda mahkeme kararlarının da bulunduğu isimlere kol kanat gelmesi, kucak açması. En son FETÖ'cü subayların iltica müracaatına da olumlu bakmaları falan artık bardağa taşıran son damla oldu. Türkiye-Almanya arasında FETÖ'cü kalkışmanın arkasındaki güç gibi bir tablo ortaya koyuyor olmasının hiç kuşkusuz gibi bir siyasi faturası vardı. Her şey hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam edecek herhalde değildi. Herhalde Alman şansölye de Türkiye'nin böyle davranacağını beklemiyordu, tahmin etmiyordu. İncirli'ye geldi Alman milletvekilleri ve İncirlik'te onların 260 kadar personeli var biliyorsunuz. Altıda Tornado'su var. İncirlik'te temaslarda bulunmak ya da işte orayı ziyaret etmek istedi. Tabii onun hakkı Türkiye'de olduğu için Türkiye izin vermedi. İzin vermeyince Alman şansölye sinirlendi ve epeydir ilk defa bana şunu dedirtti. Alman şansölyeyle aynı fikirdeyim. Ben de tıpkı Merkel gibi düşünüyorum. Hay Merkel aklınla bin yaşa dedirtti bana. Niye? Çünkü dedi ki Alman şansölye ya da Almanya kurumsal olarak dedi ki İncirlik'in alternatiflerine bakmamız lazım. Oradan taşınmamız lazım. Bu belki Ürdün'de olabilir dedi. Önce Alman Meclisi'nin skandal 1915 kararı, ardından Almanya'nın FETÖ üyelerine sığınma hakkı vermesi. Almanya ile Türkiye arasında bu iki kritik gelişmeden sonra ikinci kez İncirlik krizi yaşanıyor. Haberi ilk olarak Alman haber ajansı DPA duyurdu. Açıklamayı Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu'ndan bir yetkili yaptı.
Türkiye'nin Alman vekillere İncirli'yi ziyaret izni vermediğini söyledi. Gelişme Ankara'dan da doğrulandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları şu aşamada ziyaret uygun görülmedi açıklaması yaptı. Gelişme Almanya'nın bazı FETÖ mensuplarına resmi sığınma hakkı vermesinin ardından yaşandı. Ankara'nın bu karara tepki gösterdiği düşünülüyor. Türkiye ile Almanya arasında yaz aylarında da İncirli krizi yaşanmıştı. Almanya 2 Haziran'da 1915 olaylarını sözde soykırım olarak niteleyen bir tavsiye kararı almıştı. Ardından Alman parlamenterlerin İncirlik ziyaretine izin verilmemişti. Kriz Alman hükümetinin parlamento kararıyla arasına mesafe koymasından sonra çözülmüştü. Türkiye'nin izin vermemesine ilk tepki Alman Başbakanlık Sözcüsü Stefan Zeibert'ten geldi. Zeibert karar için kabul edilemez ifadesini kullandı. İncirlik'te terör örgütü DAEŞ'la mücadele kapsamında 250 Alman asker görev yapıyor. Ayrıca Tornado keşif uçakları bulunuyor. Almanya buradaki askerler için 58 milyon dolarlık yatırımla yeni bir tesis inşa etmek istiyordu. Almanya bir süredir İncirli'ye alternatif de arıyordu. Bunun için Ürdün, Kıbrıs ve Kuveyt'in adı geçiyordu. Gelen bilgiler Almanya'ya en iyi teklifi Ürdün'ün verdiği yönünde. Hükümetin önümüzdeki haftalarda kararını vermesi bekleniyor. Demokrasi, değişim, reform. 21 Mayıs'taki AK Parti Kongresi'nin mottosu belli oldu. Yeni atılım dönemi olacak. 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu partinin genel başkanlık koltuğuna bir defa daha oturacağı o kongrede bundan sonraki süreç yeni atılım dönemi olarak duyuruldu. İşte Ankara'da AK Parti kongre hazırlıkları. Nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra yeniden AK Parti'nin kaptan köşküne geçecek. Erdoğan'ın tek aday gösterileceği 3. büyük olağanüstü kongre için geri sayım başladı. AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül başkanlığındaki komisyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kurucu liderine hazırlanan partinin kongre için hazırladığı sloganlar da yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'na geçmesiyle başlayacak süreçle ilgili pankartlar da hazırlandı. Yeni atılım dönemi sloganı ve altında yer alan demokrasi, değişim, reform ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca olağanüstü kongrede çalınacak şarkılar, salonda bulunan partililerin atacağı sloganlar da seçildi. Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre süreci sonrası hem AK Parti Genel Merkezi hem de parti teşkilatlarında değişim bekleniyor. Genç, dinamik ve 2019 seçimlerine hazırlanacak ekip için kollar sıvanacak. AK Parti'nin 3. büyük olağanüstü kongresi öncesi Başbakan Binali Yıldırım da genel başkanlığa veda etmeye hazırlanıyor. Parti kurmaylarıyla bir araya gelerek çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor. İlk adım Merkez Yürütme Kurulu ile atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, başbakanlık resmi konutunda kurmaylarına eşleriyle birlikte akşam yemeği verdi. Muğla'daki feci trafik kazasında hayatını kaybedenlerden 5'inin daha cenazesi son yolculuktan uğurlandı. O minibüste birlikte geziye giden Leyla Konakçı ve görümcesi Fermude Ay, Musalla'da yan yana kondu. Gelinle görümce o feci kazada birlikte can verdi. Leyla Konakçı ve Fermudiye Ay, Musalla'da da yan yanaydı. İzmir Buca'daki cenazede gözyaşları sel oldu. Kaza kurbanlarından Leman Kılıç da Buca'dan uğurlandı. Cemevindeki törene çok sayıda vatandaş katıldı. Katliam gibi kazada can verenlerden biri de 24 yaşındaki Feray Akın'dı. Çanakkale'nin Çam ilçesinde toprağa verildi. Sultan Karadağ'ın cenazesi ise memleketi Adıyaman'da defnedildi. Yürek yakan yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Eşi Nazlı Ceylan'ı kaybeden Murat Ceylan, kaza yapan aracın kiralanmasına aracılık ettiğini söyledi.
Dün bu saatlerde sizlere o feci kazanın görüntülerini izletmiştik. Hani aynı turda, aynı yolda giden otobüsün ön tarafı kaydeden kamerasından gelen görüntüleri, nasıl işte o kaza yapan aracın kendisinde solundan hızla geçtiğini ve viraja geldiğinde nasıl toparlayamayarak bir alt yola düştüğünü hep beraber gördük. Biz tabii gördüğümüz kadarını analiz ediyoruz. İşin uzmanına sorduk. Gürsel Yeğenoğlu, trafik güvenliği uzmanı, 24 canlı yayınında o görüntüleri değerlendirdi ve bakın hangi noktalara dikkat çekti. Şoför dedi ki, eyvah dedi, arabanın dedi freni patladı dedi. Arabanın ön şoför koltuğunun yanında da eşiyle çocuğu vardı. 10 aylık bebeği vardı. Ondan sonra Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et demeye başladı şoför. Marmaris'teki feci kazadan kurtulan kazazede kaza anını anlattı. Son etaplarda şoför arabayı hızlı kullanmaya başladı. Yokuş aşağı olunca zaten yokuş aşağıda fren patladı. Marmaris'teki feci kazada 24 kişi böyle ölüme sürüklenmişti. Trafik güvenliği uzmanı Gürsel Yeğenoğlu 24'e konuk oldu. Feci kazayı analiz etti. Kaç aracı solluyor ya da bir aracı daha solluyor yukarıdan. Araç ivme kazanmış. Yani araç aslında bu kameralı aracı gelmeden önce kontrolünü kaybetmiş. Hız kazanmış. Yani normal tonajının şu anda frene de bassa ya lastik patlatır bu araç ya yine savrulur. Yeğenoğlu'na göre kaza sırasında şoför frene hiç basmadı. Teknik olarak frenin arıza yapsa bile fren lambaları yanar. Neden? Fren pedalının üstünde bir müşür vardır. Bastığı anda elektrik sistemi devre dışıdır. Fren pedalına bastığı anda elektrik sistemi devreye girer ve lambaları yakar. Yani aracın arka fren lambaları yansa da durmak zorunda değil. Fren patlamış olabilir. Burada frene bir müdahale yok zaten. Yeğenoğlu sürücünün neden bu kadar hız yaptığının araştırılması gerektiğini söyledi. Önce araç nerede duracağını hesaplamıştır, nerede mazot alınacağını, nerede konaklanacağını, yolun güvenliğini o önden giderek yapar. Ama burada farklı bir şey var. Bakın bunlar yorum. Araç içinde aşırı bir eğlence olabilir. Sürücünün dikkati dikiz aynasından oraya vermiş olabilir. Ya da başka bir tartışma olabilir vesaire vesaire. Ama baktığımızda sonuç olarak, teknik olarak burada sürücünün kontrolünden çıkmış bu araç. Şu Twitter mesajlarına bakalım mı? Sizden gelen Twitter mesajlarını getireceğim şimdi ekranlarınıza. Bu büyüklük iyi mi patron? Hacer Bayraktar, Rabbime şükür kavuştuk yine. Hakkımızda hayırlısı, bismillah, yeni güne, yeni haftaya diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. İdris Kartal en doğru ve en gerçekçi tespiti yapmış. Abi şöyle bir kanallara baktım da, tamam zorlu rakipler de var sayılır ama sen bir tanesin diyor. İşte tespit gibi tespit. Zorlu rakiplerde var gibi görünüyor ama sen bir tanesin diyor. Tabii işin doğrusunu anlamak için bütün kanalları izleyin ve en güzeline, en doğrusuna siz karar verin. Şaka yapıyorum sahiden de. Herkesin baktığı başka bir açı var. Bizim gördüğümüz detayı başka bir kanal, başka bir yerden görüyor olabilir. Başka bir meslektaşım başka bir detay veriyor olabilir. Mümkün mertebe herkese bakın. İşte o şöyle düşünüyor, o bana hitap etmiyor falan diye düşünmeyin. Bu saatlerde kim var? Mesela efendim Erkan Tan var şeyde, A Haber'de. Fox'ta İsmail Küçükkaya var. Başladı mı bu saatlerde? Ondan sonra diğer kanallarda da başka meslektaşlarımız var. İzleyin onlar ne diyor? Onlar nasıl görmüşler? Bizim gördüğümüz gazete başlığı. Çünkü sıcak sıcağın ilk yorumlar bu gazetelerle ilgili olarak. Henüz daha işte öğleden sonra yorum yapmak kolay. Herkes eteğindeki taşı döktükten sonra yorum yapmak kolay. Biz gazete fırından çıktıktan sonra ilk yorumları yapıyoruz. Bizim işimiz daha beter. Hasan Şenses. Selamun aleyküm. Bizim köyün muhtarı bile İzmir'i CHP'den daha iyi yönetir. Sizin köyün muhtarı elbette değil İzmir'i. Belki de Türkiye'yi de çok iyi yönetir. Niye sizin köyün muhtarı deyip de şey yapıyorsunuz ki? Bence belki de çok herkesten çok çok da belki de Amerika'yı bile daha iyi yönetir.
Allah onların yollarını açık etsin. Nurettin Yılmaz, Türkiye her zaman ne diyor? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Yapacaksın tofunun tüfeğini, basacaksın bunların gagasına diyor. Hey Allah'ım yarabbim. Peki, Twitter'dan gelen mesajlar, yeniden mesajlar geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Ahmet Aydın uyanmış, günaydın. Selamünaleyküm diyor, aleykümselam. Enes Yıldırım, sabah sabah seni görmek umut veriyor bana diyor. Estağfurullah, yani o umut bize ait. Sizi buralarda görmek bize umut veriyor. Hadi gel Bekir, gazetelere bakalım. Enes Yıldırım'ı da, Ahmet Aydın'ı da, Hacer Bayraktar'ı da, İdris Kartal'ı da, Hasan Şenses'i de, Nurettin Yılmaz'ı da ve diğer uyandığı halde bize henüz tweet atmamış olan kardeşlerimizi de selamlıyoruz. Bekir Bey, nasılsınız? İyiyiz. Ödül aldık da. Şöyle döndüreyim mi sana? Şöyle döndüreyim mi? Arkasında Star Gazetesi'ndeki fonla beraber böyle. Böyle çok daha havalı duruyor değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Tam okunmuyorsa şunu şöyle yapayım. Bak böyle daha iyi okunuyor. Arka fon. Ha? Arka fon ama okunmuyor ki o zaman. Okunuyor mu? Alayım mı şöyle? Şu okunmuyor. Ha okunuyor mu o da? Ha o da okunuyormuş. Birey eğitim kurumları. Dün arkadaşım Tuğba Satı gitti aldı ödülü. Birazdan sizlere o bandı izleteceğim zaten. Sağ olsunlar. Bu sene yılın enleri oylamasından en iyi köşe yazarı olarak bendeniz çıkmışız yanlışlıkla. Dün akşam ki organizasyonda Tuğba Satı bizim adımıza gitti aldı. Diğer ödül alan isimleri de sayayım. Veys Ateş, Jülide Ateş. Veys Ateş de Jülide Ateş kardeş mi? Değil herhalde. Şaka yapıyorum tabii ki değiller. Tamamen soyadı benzerliği. Vilma Eles, Cemal Hünal, Zeliha İlhan Doymuş, Tahir Sarıkaya, Güner Civaoğlu, Tayyar Işık Saçan, Elif Güvendik, Şebnem Şafer, Orhan Kural, Turgay Kıran, Atilla Kalpakaslan, Ömür Gedik, Ece Prim, Burak Kılanç, Afrikalı Ali, Eftelya, Altuğ Seçkiner, Selin Sezgin, Doğa Zeynep Doğuşlu, Yavuz Seçkin, Mustafa Fırat ve Muammer Kapıcıoğlu, Sinan Yağmur, Gülay Afşar ödül alan bizimle beraber yılın enleri organizasyonunda ödül alan diğer dostlarımız. Birey eğitim kurumlarına bizi layık gördükleri için teşekkür ediyoruz. Biz sadece inandıklarımızı yazıyoruz. Doğru mu hocam? Eyvallah. Oscar goes to. Şöyle poz vereyim mi sana? Teşekkür ediyoruz. Hadi gel bakalım gazetelere, tamam. Fazla bu işler adamın asabını bozar. Evet, bugün ilk gazetemiz akşamın bulmaca eki. Abi böyle bir hayat var biliyorsun değil mi? Ben gördüm bak, ben bazı sabahlar, yani şimdi sabah programı vesilesiyle çok fazla yapamıyorum da bazı sabahlar böyle kahveye giderdim. Bazı kahvede dostlar var, yemin ediyorum gazeteyi alıyor. Her şeyi bir kenara bırakıyor, içinden şey çıkıyor ya. Kimin için at yarışı bülteni çıkıyor. Kimin içinden böyle futbol şeyi çıkıyor. Tahmin şeyi. Ne o? Bülten. Bütün dünyadaki futbol şeylerin olduğu küçük küçük yerler var ya. Nerede? Bülten mi? Ha ha, işte şurada. Burada yok mu? Normalde güneşin içinde olurdu. Abi gazeteyi kenara bırakıyor, buradan başlıyor ya. Evvela diyor, resimdeki oyuncu. Özbek soyadlı. İzlemiyorsun tabi. Cahil. Tamam. Ağız ve burnu uzun bir hayvan. Hem ağzı hem burnu uzun. Tuncay Öpçin. Ağzı ve burnu uzun bir hayvan deyince Tuncay Öpçin geldi aklıma, değil mi? Değil demek ki. Ay gene hayvan dedik. Tuncay yaratığına. Yine hayvan dedik. Halbuki hayvan ne şekerdir değil mi yani? Ne sevimlidir hayvan. Bir Tuncay'a bak. Terör örgütü DAEŞ'in İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemilerine yönelik füzeli saldırı planladığı istihbaratı üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Her iki yakada da kuş uçurtulmuyor.
146 nokta mercek altındaymış. Boğaz'da DH alarmı. İstihbarat birimleri DH'ın Rus savaş gemilerine yönelik füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapmayı planladığı tespit edildi. En son Karlov suikastıyla hassaslaşan Rus ilişkilerinde yeni bir gerginlik yaşanmaması için İstanbul polisi teyakkuza geçmiş. Boğaz'ın her iki yakasında gemilerin karaya yakın seyrettiği ve olası saldırıda kullanabilecek 146 nokta tespit edildi. Buralarda 24 saat esasıyla polis nöbet tutuyor. İstanbul'da DH alarmı. Villa havuzunda kahreden ölüm. Bunu da çek. Bunu konuşacağız. Bugün iki haber var konuşmak istediğim. Biri bu. Bir tanesi Diyarbakır'da toru şeyine gelinine, gelini dediğim de 12 yaşında. O da ayrı bir şey. Geline tecavüz eden adam var. Ve gelin 12 yaşında. Onu birazdan bir gazeteden bulur şey yaparız. Bir de bu var. İstanbul'da Beylikdüzü'nde bir villa sitesinde 3 yaşındaki Emre düştüğü yüzme havuzunda boğularak can verdi. Vallahi size bir şey söyleyeyim, yani hani şaka yapmıyorum. Durum çok ciddi. Çocuklarınızın başından bir saniye bile ayrılmayın. Vallahi ayrılmayın ya. 3 yaşındaki çocuk evden çıkıp havuza gidecek kadar siz ne yapıyordunuz ki yani? Ne kadar meşgul olabilirsiniz ki? Bırakmayın yani, bırakmayın çocuklarınızı ya. İki, özellikle şimdi hani şeylerde havuz sezonu açılmadı değil mi? Bu havuz havuzlu sitelerde havuz sezonu açılmadı. Yani insanlar havuzda yüzmeye başlamadılar değil mi? Bu demek oluyor ki yani kış modunda şu anda henüz açılmadığına göre. Peki içine düşülebilecek halde mi bu havuzlar? Ben yani bilmediğim için soruyorum. İçine düşünebilecek halde mi? Yani bir kapak şu bu falan bir şey yok mu? Ya da bir ne bileyim işte etrafında onun bir bariyeri şunu bunu falan yok mu? Böyle yürüye yürüye gidip havuzun içine düşünebiliyor mu? Kışında. Hani yazın olsa, yazın zaten orası kalabalık olur. Önünde bir takım insanlar olur şu bu falan. Gören olur, bilen olur. Ama kışın, yani şu anda da kış modunda olduğuna göre sahip çıkın çocuklarınıza vallahi ya. Ben yani şu olayda hani pek çok tabii değişken ararım. Ne bileyim işte havuz öyleydi, yollar böyleydi, çocuk şöyleydi falan filan diye. İşte işin içine kaderi de kazayı da katarım. Ama abi bir şey söyleyeceğim yani. Anne baba bu çocuğun başına durmak zorunda ya. Bak hep söylüyorum. Biz bu çocukların sahipleri değiliz. Biz bu çocukların bekçileriyiz. Bu evlatlar bize emanet. Allah bize bunları adam gibi yetiştirelim. Vatana, millete, ümmete hayırlı neferler olarak belli bir seviyeye getirelim. Salalım diye emanet etti. Biz bu çocukların sahibi değiliz. Hani cep telefonunu kaybedersin de benim telefonum ne olacak sana ne falan dersin, tamam mı? Hani öyle değil ama. Sen bu çocuğun sadece babası ve annesisin. Sahibi değilsin yani. Ona bakacaksın. Ona bakacaksın. Özür dilerim, ben aileyi suçlarım yani. İşte ihmalini diyelim. Kastını değilse bile ihmalini. Amerika'nın karar anı. Kim milyoner olmak ister? Son kararımız mı? Washington'da yeni yol haritası belirlenecek. Erdoğan'la Trump, ABD-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktası sayılabilecek görüşme için bugün Beyaz Saray'da buluşuyor. En önemli gündem maddesi Amerika'nın PKK-YPG'ye bakış açısı ve terör örgütüne ağır silah yardımı. Türk-ABD ittifakında kritik eşik ve FETÖ'nün himayesi ilişkileri gerdi başlığını görüyoruz bu haberde. Obama döneminde yıpranan o ABD-Türk ilişkilerinin normalleşmesi için Beyaz Saray'daki buluşma tarihi bir fırsat olarak görülüyor. Amerika'nın tavrı ilişkilerin yeniden inşası için belirleyici olacak. Trump ya terör örgütlerine karşı Türkiye ile hareket edecek ya da PKK tercihiyle bölgede kaosa hizmet eden bir karara imza atacak. Buluşmanın önemini milat terimiyle vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iş uzadı sözüyle sadece ABD ile terör örgütü PKK ilişkilerine değil, aynı zamanda FETÖ'nün himaye edilmesi görüntüsü ve Gülen'in iadesinin sürüncemede bırakılması karşısında Türkiye'nin tepkisine de
işaret ediyor. Ne olur? Ne olur? Daha doğrusu ne olursa ne olur? Bu arada kapak çok güzel olmuş ha, Star Gazetesi'nin. Daha fazla haber vermek adına tabii kuşkusuz şuraya da 1, 2, 3, 4, 5 tane haber koymuş ama yani şunu 8 sütuna yaysaymış vallahi tam film afişi gibi çıkacakmış yani. Güzel değil mi? Trump ve Erdoğan ABD'nin karar anı muazzam. Ne olur? Ne olursa ne olur yani. Özür dilerim. İki ihtimal var. Yani erkenden, yani yarın sabah bu saatlerde Türkiye-ABD ilişkilerinin 1950'den bu yana sayacak olursak eğer 60-70 yıllık ittifak ilişkilerinin hangi aşamaya geldiğini, nerede olduğumuzu yarın bu saatlerde kritik ediyor olacağız. Ama bugün itibariyle, bugün Türkiye saatiyle 19.30-19.40 gibi yapılacak olan buluşmada ne çıkar sorusunu üzerine bir parça kafa yoralım isterseniz. Önümüzde iki konu var. Konularımızdan biri PKK, biri FETÖ. Muhtemelen FETÖ ve PKK konusunun her ikisi açısından da birer teknik değerlendirme sürecini geride bırakıyor olacağız. Ve muhtemelen FETÖ konusu teknik değerlendirmede kalacak. Yani yeni bir takım deliller, belgeler, bulgular teslim edildi. Savcılık süreci, işte mahkeme süreci neyse takip ediliyor. Buna ilişkin olarak gerek Fethullah Gülen, gerekse diğer örgüt elemanlarının Türkiye'ye iadesi ya da sınır dışı edilmesi konusunda mahkemenin önünü açacak olan bir takım şeyler yapılacak denecek. FETÖ konusu orada kapatılacak. Biz bununla, yani bize göre bu kafi midir? Teknik olarak kafi değil tabii ki. Buz gibi belli ki Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz'un baş kahramanı Fethullah Gülen denilen alçağı, şerefsizi orada himaye etmeye devam ediyor olacak. Bu bizim açımızdan bu. PKK konusuna gelecek olursak, PKK konusunda önümüzde iki seçenek var. Seçeneklerden birincisi, biz PYD ve YPG'ye, PYD ve YPG'ye ve de DSG'ye silah ve mühimmat veriyoruz. Ama bu silah ve mühimmatı sadece bölge operasyonlarına kullanılması kaydıyla veriyoruz ve bunun başka bir yere, örneğin Türk topraklarına dönük olarak kullanılmayacağının teminatını alıyoruz. Eğer Türk topraklarında kullanılırsa bu tespit edilirse silah akışı duracağı gibi ittifak ilişkisi de bozulacak. Birincisi bu. Buna Türk tarafı evet der mi? Yani biz buna evet der miyiz? Efendim? Ne diyeceğim başka? İşte ama öyle. Bundan geri adım atmayacaklar gibi görünüyor. Şu anda Rakka operasyonu öncesinde Rakka'nın Rakka'yı koruyan diyelim daha doğrusu DAEŞ unsurlarına karşı Özgür Ordu'nun, yani bizim Fırat Kalkanı'ndaki partnerimiz olan Özgür Ordu'nun bir operasyon yapması teknik olarak mümkün gibi görünmüyor. Biz de o bölgede bu operasyona ayrıca sınırlı destek verebiliyoruz. Biz de tüm askeri kapasitemizi, kabiliyetimizi Rakka'ya yayacak değiliz. Bizim de başka sorunlarımız var, başka dertlerimiz var. Onun için Amerika Birleşik Devletleri içinde işte 22-24 bin arası PKK'nın olduğu, işte bir o kadar da işte çeşitli başka güçlerin oluşturduğu 45 bin civarında mevcudu bulunan DSG'yi Rakka'ya sürmek istiyor. Şunu diyebilir bize, sadece Rakka operasyonunda ve sadece DSG şemsiyesi altında silahlanma yapıyorum. Operasyonun kapsamı belli, sınırları belli, hedefi belli diyebilir. Biz buna evet diyebiliriz. Yani ben tabii ki fert olarak
bunu bir tezgah olarak görürüm. Bekir de kızıyor. Ama devletlerin aklı başka çalışıyor yani. Devlet zekası diye bir şey var. Bizim anlamadığımız bir şey. Yani yukarıdan bir tane elma verirsin, aşağıdan bir tane armut da alabilirsin. Belli olmaz bu yani. Devletlerdeki alver süreçleri çok öyle bizim bildiğimiz bakkallardaki işte para verdim, sakız aldım hesabıyla falan gitmiyor. Evet, orada başka bir şey verilebilir. Öbür taraftan başka bir şey alınabilir. Bu devletler arası politikalarda bu olur. İkinci seçenek Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya silah bıraktırtabilir. PKK'nın ve uzantılarının yani işte tak, pak, çat, pat neyse artık ne kadar uyduruk üç harfli varsa Türk topraklarında terör organizasyonu yapan bütün bunların bir açıklamayla, bir beyanatla, bir hatta kuvvetli bir sesle bundan sonra terörist faaliyetlerde bulunmayacağını taahhüt altına aldırtabilir. 2013 Mart'ındaki sürece, ama bu sefer de hakkıyla, şimdi 2013 Mart'ındaki süreç biliyorsunuz işte bir karşılıklı anlaşma üzerine bina edilmişti ve bu anlaşmaya PKK bir gram bile uymadı. Şimdi öyle değil. Şimdi tek taraflı olarak PKK çıkacak. Yani 2013 Mart'ından farklı olarak karşılıklı işte önlü arkalı, altlı üstlü falan değil. Tek başına PKK çıkacak ve diyecek ki bitirdi. Bitti. Tamam. Bundan sonra bu topraklardaki mücadelemizi sahiden siyasi olarak yapacağız. 2013 Mart'ında da öyle demişlerdi ama öyle olmadı. Bu sefer sahiden siyasi olarak yapacağız. Ne talep ediyorsak, hangi hak talebinde bulunuyorsak bunu buradaki legal siyasi partimiz HDP ya da işte onun bölge uzantısı DBP üzerinden yapacağız. Siz de bize burada siyaset yapma alanı açın. Yani yaşam şansını. Biz de terör faaliyetlerimizi Türkiye toprakları içerisinde yapmayı bırakacağız diyecek ve Amerika Birleşik Devletleri silahlanmasını Suriyeli sınırlı olarak yapacak. Kabul edebilir mi? Tamam, sana göre o da kabul edilmez. Bakacağız. Ne çıkacağını göreceğiz. Şimdi ne anlatırsak anlatalım. İşte akşam aşağı yukarı 12 saat sonra, 12-13 saat sonra her şeyi net biçimde öğrenmiş olacağız. Resimdeki ressam. Ha? Tanıyor musun? Pablo Özcan. Pablo Özcan değil mi bu? Salvador Deniz. Niye ağzını tutmuş? Üşüyor mu? Bak balıkçı yakayı yukarı kadar şey yapmış. Şuradan soğuk aldı herhalde. Bir de şey yanağını falan dişi ağrıyor herhalde. Özcan Deniz'in dişi ağrırken ki fotoğrafını basmışlar bulmacaya. O hapse yapmıştır o. Bence bir an evvel onun kanal tedavisi, dolgu falan ona operasyon yapılması lazım. Çok acı çekiyor gibi baksana. Yanağını tutmuş. Bu halde ne şarkı söyleyebilir, ne Asmalı Konak'ta ağalık edebilir. Şu anda ne yapıyor? Sen çok cahilsin, yemin ediyorum çok. Kapanmışsın kameranın arkasına, anca çiçek çiz koluna. Özcan Deniz ne yapıyor haberin yok. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tuhaf bir açıklama yaptı. Türkiye'nin katma değerli üretim yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun örnek olarak gösterdiği ürünlerden birinin sakız olması gençleri de şaşırttı. Güneş soruyor, ne sakızı ya? Arkadaş, milli gemimizi yapıyoruz, milli uçağımızı yapıyoruz, kendi İHA'larımızı yapıyoruz, tanklarımızı yapıyoruz. Aselsan'ın, Havelsan'ın, Roketsan'ın, BMC'nin, diğer işte savunma sanayinde görev yapan Bayraktar'ın, Otokar'ın yapmış olduğu katma değer ihtiva eden mallar, mülkler bitti de ciklet mi kaldı ya? Ne ciklizi ya? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki tamam tank, top, tüfek, milli uçak, milli gemi yapıyor olabiliriz. Ama ciklet yapıyor muyuz? Ciklet yapıyor muyuz kardeşim? Asıl sorun o. Millet ne çiğneyecek? Bu millet ne çiğneyecek? Tamam evet savunma sanayinde hamle yapmış olabiliriz. Doğru söylüyorsunuz. Ama ya ciklet? Düşünsene şimdi yani bizim Baykar, Bayraktar'ı yapan
takır takır PKK'lı indiriyor biliyorsun. Bayraktarı yapan ilk silahlı insansız hava aracımız Bayraktarı yapan Selçuk Bayraktar'ın yerli ciklet çiğneyemediğini düşün. Düşünsene BMC mühendislerinin cikleti ithal ettiğini. Ethem Sancak Amerikan cikleti çiğniyor. İyi olacak iş mi? Ya tamam evet doğru. Kirpi yapmış olabilirsin, Vuran yapmış olabilirsin, Amazon hepsi olabilir. Ya, ama cikletin yerli olacak kardeşim. Başka ciklet değdirme dişine. Niye böyle yapıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu? Bunu bilerek mi yapıyorsunuz ya? Al sana katma değerli ürün bak. Çek şunu. Al sana katma değerli ürün. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Şaka olsun diye mi yapıyorsunuz? Ben merak ediyorum. Bazen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mülakatlarını, beyanatlarını, konuşmalarını falan bazen şaka olsun diye yaptığını düşünüyorum ya. Al sana katma değerli ürün. Ama ne yok bunların arasında? Sakız yok. Sakız. Sakızsız olmaz. Sakızsız olmaz. Vallahi şaka şaka olsun diye yaptığını düşünmeye başladım artık yani. Ay. Ne istiyorsun? Sana ne vereyim? Bak. Kim bu topraklara ait? Kim hangi topraklara ait daha doğrusu? Anlatacak bir haber göstereyim sana. Bir gün. Seviyoruz bir günü. Sana çok güzel bir karşılaştırma göstereceğim. Posta. Bayılıyoruz postaya. Ay ay. Nerede? Tamam mı? Bu ikisini versem yeter. Şimdi evvela bir günden başlayalım. İkinci İncirlik krizi. İkinci İncirlik krizi dediği şu. Biz 2 Haziran 2016'da da Alman milletvekilleri İncirlik üssünü denetlemeye geldiklerinde hadi oradan canım ne alakası var diye göndermiştik. O birinci İncirlik krizi olmuş bir güne göre. İkinci İncirlik krizi de dün yine Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesi üzerine hadi oradan ne alakası var deyip geri gönderdik. Ardından da Almanya'dan biz o zaman İncirlik'in varlığını tartışalım açıklaması geldi. Bir güne göre bu kriz. Bence ortada kriz olabilecek hiçbir şey yok. Bence her şey son derece normal. Son derece sıradan, son derece olağan. Son derece olması gerektiği gibi. Tıpkı olması gerektiği gibi Alman milletvekillerini İncirlik'e sokmadık. Tıpkı olması gerektiği gibi defolup gidiyorlar. Ben ortada krizlik bir durum görmüyorum. Yani Bir Gün Gazetesi'ni çok üzmüş olabilir bu yaşananlar. Yani 2 gündür yaşananlar Bir Gün Gazetesi'ni üzmüş, kırmış, kalbini kırmış olabilir. İncinmiş olabilir Bir Gün Gazetesi kendi milletvekillerinin İncirlik üssüne alınmamasından dolayı. Kendi milletvekillerinin dediğim Alman milletvekillerinin. İncirlik üssüne alınmamasından dolayı Bir Gün editörleri incinmiş olabilir, kırılmış olabilir. Bence ortada kriz olabilecek. Kriz olabilecek bir şey yok. Ve Sayın Bir Gün Gazetesi Bey, sizi temin ederek söylemem gerekiyor ki hayatımda ilk defa, hadi ilk defa demeyeyim başka zamanlar da olmuştur ama uzunca bir süredir ilk defa, belki 2 senedir ilk defa ben de tıpkı Alman şansölye gibi düşünüyorum. Uzunca bir süredir ilk defa Alman şansölyeyi ayakta alkışlıyorum. Bravo diyorum, bravo. Bravo, çok yerinde ve isabetli bir karar verdiniz. Aynen pılığınızı pırtınızı toplayıp buradan gidin. Aynen ben de böyle düşünüyorum. Ne demiş Alman şansölye? İcabında alternatifleri değerlendiriyoruz. Ürdün olasılıklardan birisi. Muazzam, muazzam. Sayın Merkel sizi destekliyoruz. Hatta arkadaşlarla, mahalleden arkadaşlarla taşımanıza yardımcı olabiliriz. Bizim bir kamyoncu Hilmi abi var. Ondan As-900'ü alırız. İcabında bizim ipli hamallar var. Mecidiyeköy meydanda. 3 arkadaşı oradan alırız. Olmadı kahveden toplarız zaten. Biz arkadaşlarla mahalleden toplanıp sizin taşımanıza da yardımcı oluruz. Tornado'yu birimiz alır. Öbürünü diğerimiz. Nereye gidiyorsanız. Uğurlar olsun. Hayırlı yolculuklar. Allah selamet versin. Bizden uzak. Nereye yakınsa oraya yakın. Krizimiz yok. Bir güncüm. Canım, sorry.
Şimdi ipleri Almanya'nın elinde olan... Bir saniye dur, yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş Posta Gazetesi'nin... Şu önce logosunu göstereyim sana. Logosundan anla bunun posta olduğunu. Posta, tamam mı? Anladın mı? Anlaşıldı mı? Tamam, çeviriyorum. Şimdi çevirdim. Şu alt tarafı, çünkü alt tarafı güzel yapmışlar. Şey yok, şunu da şey yapayım. Şimdi ipleri Almanya'nın elinde olan Doğan grubunun Operasyon Gazetesi Posta. Doğan çünkü Hürriyet'ten yapamadığını Posta üzerinden yapıyor. Artık da anlıyoruz mevzu. Mevzu bu. Diyor ki, ey Türk gençliği, sen burada Almanya'yı bu kadar üzüyorsun. Bak, milletvekillerini üste sokmuyorsun. İşte onların moralini bozuyorsun. Onların kalbini kırıyorsun. Onların hassas ve narin yapıları var. İnciniyorlar. Üzülüyorlar. Yapma bunu, diyor. Siyasi başlığı altında İncirlik'te yaşanan tabloyu anlatırken yanına diyor ki sen bak burada milletvekillerini İncirlik üstüne sokmuyorsun. Fakat onlar senin Almanya'da yaşayan hasta Türk kızın için kan topluyorlar. Yani sen burada siyah başlıkta siyasi olarak onlara ambargo koyuyorsun. Onlara kapıları kapatıyorsun. Onların canını yakıyorsun. Ama o tatlı, şeker, iyi niyetli Almanlar, o dünya güzeli Almanlar, senin oradaki kan kanseri Türk kızın deniz sılığı yaşatmak için bakın nasıl el ele vermişler, çaba sarf ediyorlar. Hiç yapılır mı böyle Almanlara böyle muamele, diyor Posta Gazetesi, diyor Aydın Doğan. Yemezler. Türk kızı deniz sılığa inşallah sağlığına bir an evvel kavuşur. Bu meselelere alet ettiğiniz için de sizi ayıplıyoruz. Bu mevzuya alet ettiğiniz için sizi ayıplıyoruz. Bir tane daha gazete göstereyim, sonra çıkacağım. Sen de mi Putin, diyor Sözcü Gazetesi. Kendince sizin ittifaklarınız çöküyor, goy goy yapmaya çalışıyor. Neymiş? Sözcü Gazetesi'ne göre Rusya lideri Putin, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG ile çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı. Tıpkı ABD gibi kırmızı çizgimizi yerle bir etti, diyor. Var mı bir yerde Putin haberi? Ay, varsa söyleyeyim. Neyse, ben kendim sesli olarak söyleyeyim. Putin özellikle de... Aydınlık Gazetesi'nin manşeti var. Neyse. Özellikle de Sözcü Gazetesi'nin söylediğinin aksine... Ben ABD gibi PKK'ya falan silah verecek değilim. Türkiye rahat olsun, diyor. Ama Sözcü tabii ya okuduğunu anlamıyor, ya anladığını anlatamıyor, ya da açık açık birinci sayfadan operasyon çekiyor. Bir yere ayrılmayın. Uyandırma servisi devam ediyor olacak. Coşkuyla selamlıyoruz. İyi bir gün geçirmenizi diliyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri temaslarını yakından takip ediyor olacağız. Herhalde ağırlıklı ve öncelikli gündem maddesi bu olacak gibi görünüyor. Türkiye saatiyle 19.30-19.40 gibi Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı Trump'la bir araya gelecek Oval Ofis'te. Aşağı yukarı 20 dakika süreceği planlanıyor bu görüşmenin. Görüşmede iki gündem maddesi var ama en fazla vakti ABD'nin bölge müttefiki olarak PKK'yı tercih etmesi ve Suriye iç savaşına gelinen son durum alacak gibi görünüyor bu 20 dakikalık görüşmenin, ki biz 20 dakika diyoruz oradan öyle açıklandığı için, ama belki daha da uzun olabilir, bilmiyorum. Onun ardından iki lider, Trump ve Erdoğan, birlikte kameralar önüne geçecekler ve yaptıkları görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklar. İşte Cumhurbaşkanı'nın ABD temasları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ABD ziyareti başladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik ediyor. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan can uçağı Türkiye saatiyle 23.50'de Washington'daki Andrew Hava Üssü'ne indi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konaklayacakları devlet konuk evine geçti. Erdoğan'a yol boyunca kentteki Türkler ellerindeki pankart ve posterlerle sevgi gösterilerinde bulundu. Kırmızı! Beyaz! Temiz! Türkiye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 19.40'da ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Gündemde çok önemli konular var. Beklentiler 5 madde üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar ABD'nin PYD'ye silah yardımı, Suriye'de iç savaş, Irak meselesi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve Rusya'dan alınmak istenen S-400 füze sistemi. Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PYD'nin doğrudan silahlandırılmasına yönelik endişeleri aktaracak. Çantasında PYD'ye verilen ve PKK'ya geçerek saldırılarda kullanılan Amerikan silahlarının envanteri olacak. Erdoğan ayrıca FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i de gündeme getirecek. Ya iade edin ya da yargılayın diyecek. Beklenti bu yönde. Görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu ya da olumsuz anlamda kırılma noktası olabileceği belirtiliyor. Erdoğan ayrıca sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve iş adamlarını kabul edecek. İçişleri Bakanlığı haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Rakamları vereceğim size. Bir haftada 483 iç güvenlik operasyonu düzenlendi. Toplam 52 terörist tesirsiz hale getirildi. Hakkari'de bir terörist el yapım patlayıcı köprü yerleştirmeye çalışırken bum oldu. İçişleri Bakanlığı PKK-DH ve FETÖ'yle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar konusunda da bilgi verdi. Onları paylaşacağız. Ve aynı zamanda tabii bütün bu operasyonlar devam ederken terörün ana finans kaynağı olan narkotikte de kimseye göz açtırmadılar. İnlerine girilemez derin vadilere girildi. Bir haftada 483 operasyonda 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ, 52 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelede yeni bilanço açıklandı. 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen terörle mücadele rakamlarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Teröre ve hainlere yine fırsat verilmedi. Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat Birlikleri birlikte iç güvenlik operasyonlarında teröristlere karadan ve havadan operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 118 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı aynı sürede DH ile irtibatlı 2, FETÖ kapsamında 767, sol terör örgütlerine mensup 4 şüpheliyi de yakaladı. Gözlenme yapmış. Sadece iç güvenlik ve terörle mücadele değil, İçişleri Bakanlığı narko terör timleri 81 ilde şok operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda 1238 zehir taciri gözaltına alındı. Dün askerimizin dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'na, arkamda görüyorsunuz şu beyaz şeyin çekicinin üzerindeki minibüs, bir servis minibüsü ki anlaşılan o ki bu Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'na girme izni de olan bir minibüs. Yani oraya girip çıkma hakkı yetkisi olan bir minibüs. Altındaki düzeneyi fark etti askerler. Hızla nizamiyeden dışarı çıkardılar ve yapılan bomba imha ekiplerinin yapmış olduğu inceleme neticesinde ortaya çıktı ki çivilerle kuvvetlendirilmiş amonyum nitrat yüklü bir bomba düzeneği yapılmış bu araca. Tabii pek çok analizi var kuşkusuz ki Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nın seçilmiş olması, Cumhurbaşkanı'nın Trump'la özellikle bu ABD-PKK ittifakı konusunu görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde olması gibi pek çok meselenin tam göbeğinde çok büyük bir katliam planlamışlardı. Kıyısından dönüldü. Terör, sınır ötesi hava operasyonlarının merkezini hedef seçti. Askerlerin dikkati faciayı önledi. Diyarbakır'daki 8. Anajet üssüne meteorolojiye ait servis aracı giriş yapıyordu. Altındaki boru şüphe çekti.
Araç nizamiye dışına çıkarılarak arama yapıldı. Borunun içinde amonyum nitrat ve çivi tespit edildi. Bir patlayıcı düzeneği bulunup künye ile imha edildi. Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'na sabah saatlerinde girmeye çalışan sivil servis otobüsünde bomba düzeneğini askerler tespit etti ve o düzenek daha sonra polis ekipleri tarafından fünye ile imha edildi. Araç Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi ve şu an aracın detaylı incelemesi halen devam ediyor. Diyarbakır 8. Anajet Üssü terörle mücadelede önemli role sahip. Irak'ın kuzeyinde PKK'yı vuran jetler bu üsten havalanıyor. On bin metrede Diyarbakır türküleri dinleteceğiz size. Uçak havalandı Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere. Fakat yolun daha eğlenceli hale gelmesi gerekiyordu. Uçakta bulunan profesyonel türkücüler devreye girdi. Şarkılar, zılgıtlar, alkışlar 10 bin metrede Diyarbakır türküleri yankılandı. Uçak Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyordu. Aslında rutin bir yolculuktu. Ama yolcular arasında Diyarbakır Devlet Korosu sanatçıları olunca işin seyri değişti. Yolculuk konsere döndü. Tüm uçaktakiler hep bir ağızdan eşlik etti. Diyarbakır türkülerinin biri bitti, diğeri başladı. Sanatçıların yolculara bir de daveti vardı. 25'inde Diyarbakır Devlet Korosu'nun Çaycısı Karancı Kültür Merkezi'ne konserine bekliyoruz. Bravo! Zeynel Bey Türbesi Akkoyunlar zamanından kalan en önemli eser 550 yıllık mazisiyle Batman'da Hasankeyf'te işte şurada görüyorsunuz. Hasankeyf'de Ilı Su Barajı'nın sularının altında kalacak olması nedeniyle yapılan bir muazzam operasyonla, bir muazzam nakil operasyonuyla yeni yerine taşındı, zemine de oturdu. Bin yüz tonluk türbe baraj suyunun altında kalmaması için 4 saatte taşındı, işte böyle yerleştirildi. Hasankeyf'te bulunan tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınma işlemi sona erdi. Yaklaşık 3 saat 55 dakika süren taşınma yolculuğuyla türbe yeni yerine oturtuldu. 550 yıllık Zeynel Bey'in ebedi istirahatgahı krikolarla santim santim alçaltıldı. Üzerinde denge unsurunu gözeten alarm cihazı da takılıydı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasanoğlu Zeynel Bey'e ait türbe yeni yerinde zemine oturtuldu. Son işlem öncesi Ankara'da tören vardı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu işlemleri canlı yayında izledi. Türbenin yeni alanında depreme dayanıklılık sistemi kurduklarını söyledi. Bir de depremle beraber binanın yıkılmaması için depremle beraber hareket edecek bir sismik sistemi de oraya kurduk. Bu da bir yeni bir teknolojidir. 8 tarihi eser daha aynı yöntemle baraj alanı dışına taşınacak. Hadi Anadolu basını yapalım. Bora geliyor. Sakallar yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Çok şükür. Ya madem çok şükür diyorsun. Yani. Gerçi biz senin o haline de biraz alışmış gibiydik. Yok. Alışmamıştık. Alışmamıştık.
Şimdi şey mi yapacaksın? Biraz, yani uzatacak mısın iyice sonuna kadar? Biraz bir tadı çıksın abi. Şuraya kadar. Yok yine arada kırpıyorum da öyle. Kırk. Koyun kardeşim. Koyun diye diye o kadar alıştırdılar ki insana, değil mi? İnsan kendisi tıraş olurken bile kırpıldığını düşünmeye başlıyor. Bir algı operasyonu. Bunlar hep algı operasyonları işte. Batının işleri bunlar. Bize koyun diye diye böyle. Peki. Ada Postası. Ada Pazarı gazetesi. Sivas. Değil mi? Ada Postası nereden olabilir? Sivas'ın olabilir. Sivas diye diye adamları şey yaptın ya. Birinci lige çıkarttın ya. Süper lige çıkarttın ya. Algı operasyonları. Bunlar hep algı operasyonları. Bir kez daha buradan Yeni Malatya Spor ve Sivas Spor'u tebrik ediyoruz. Gün gelir Zonguldak Spor'u da tebrik ederiz. Zor. Öyle değil mi Zonguldak Spor dediğin? Şunun şurasında birkaç sene, birkaç on sene, 20 küsür sene önce. Ne zaman en son birincilikteydi ya. Çok olmuş ya. Düşündüm de. Ada Postası, tabii ki Sivas Gazetesi ama Ada Pazarı'na haberler veriyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İş Sizi Arıyor. Oo, Acun Ilıcalı konsepti. İş Sizi Arıyor. Hani yeteneksizsiniz var ya. İş Sizi Arıyor. İş Sizi Arıyor. Taksana şuna. Bayağı kelime oyunu forever. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İş Sizi Arıyor ana temalı SAGİF. Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı iş arayan gençler için umut kapısı olacak. Fuara 100'ün üzerinde firmanın katılması bekleniyormuş. Ve Sakaryaspor'un şampiyonluk coşkusu. Şu Ada Postası gazetesine baktık Yeni Malatya ile Sivas Spor'u tebrik ettik ya, yuh bize ya. Adam Sakaryaspor'un şampiyonluğunu vermiş birinci sayfadan. Biz şu gazeteye baktık Yeni Malatya ile Sivas'ı tebrik ettik ya. Özür dilerim. Geri alıyorum. Son iki dakika izlenmemiş, kabul edin. Sakaryaspor'un ikinci lige yükselmesini tebrik ediyoruz. Kutluyorum abi. Kutluyoruz. Maç sonrası Sakarya'ya büyük bir coşkuyla gelen futbolcuları şehir girişinde 50 araçlık konvoy aldı. Konvoy eşliğinde şehir merkezine gelen futbolcular ve yönetimi Demokrasi Meydanı'nda 25 bin taraftar meşalelerle karşıladı. Sabaha kadar süren kutlamalarda şampiyonluk şarkıları söylendi. Top önemli. Top mu önemli? Evet. Top önemli. Sen sonunda ball ifadesi geçen bütün o kavramların İngilizler tarafından neden üretildiğini, ihraç edildiğini biliyor musun? Basketbol, voleybol, futbol, neyse artık. Bunun bir nedeni olmalı, değil mi? Aklıma kötü şeyler gelmesin. Ya aklına kötü şeyler gelmesin işte. Top önemli. Bütün bir Sakarya'yı aynı anda konsolide edebilecek kaç unsur olabilir? Hani mesela bir siyasetçi düşün. Şu anda burada muhtemelen 10 kişi var. Oy dağılımına bakacak olursak 5'i AK Partili, 3'ü CHP'li, 2'si MHP'li, 1'i HDP'li. Ama hepsi yeşil beyaz Sakaryaspor etrafında beraber seviniyorlar. Şaka yapmıyorum. Ben iyi bir futbol izleyicisi değilim. İyi bir taraftar da hiç olamadım. Ama futbol özellikle yani şey için iyi yani. Seviyoruz. Önemsiyoruz. Güney gazetesi nerenin gazetesidir? Sivas'ın güneyi abi. Sivas'ın güneyi. Sivas'ın güneyi. Sivas'ın Mersin kazasının. Tövbe estağfurullah ya. Otogarda servis çilesi bitmiyor. Sivas Güney gazetesi Mersin şehir arası otobüs terminali manşet yapmış. Global bir gazete. Global. Sivas'tan çıkmış ama bütün Mersin'i kucaklıyor. Bilet almadan önce otobüs firmalarına ücretsiz servisiniz var mı diye sormak gerekiyormuş. Yeni Mersin otogarında seyahat firmalarının şehir içi servisleri kaldırması yolcuları mağduriyetine neden oldu. Yolcular otogara indiklerinde servis olmadığı için dolmuş ya da taksilerle şehir merkezine inmek zorunda kalıyor. Birçok yolcu evine ulaşabilmek için en az iki vasıta değiştirmek zorunda kalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise otogarın birkaç noktasına astığı pankartlarla servislerin kaldırılmasıyla belediyenin ilgisinin olmadığını, seyahat firmalarının ücretsiz servis çalışmak zorunda olduğunu vatandaşlara duyurdu. Mersin'in dört bir tarafına otobüs kaldırmak zor olacaktır muhtemelen. Şeyler niye kalkmış, servis otobüsü, servis minibüsleri? Allah Allah. Bu işte nasıl söyleyeyim size,
rekabet argümanıdır. Rekabet argümanı. Tabii ki ücretsiz servisimiz vardır yazan otobüs firması kazanır. Doğru mu? Sen ne diyorsun? Yani ben ne diyorsam o. Ona göre yani. Pusula gazetesi nereye gazetesi diye sormayacağım. Adından belli zaten. Adından belli. Neresi? Sivas. Sivas Pusula gazetesi. Zaten Pusula gazetesi başı ne olabilir yani? Sivas olmayacak da. Sivaslar bulmuş ha Pusula. Pusula'yı Sivaslar bulmuş diyor. Mikrofon olmadığı için siz duymuyorsunuz. Ben çok eğleniyorum burada yalnız. Pusula'yı Sivaslar bulmuş diye. Sahiden doğruysa yalnız görürsün onu. Bereketiyle geliyor. Her yıl ziyaretçi rekoru kıran. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Konya'dan bahsediyoruz bakalım. Şu adam yüzünden aklım Sivas'a gitti yine. Konya'dan bahsediyoruz değerli izleyiciler. Pusula gazetesi, Konya gazetesi, Sivas'ı unutun. Her yıl ziyaretçi rekoru kıran ve Türkiye'de gezilecek yerlerin başında yer alan Mevlana Müzesi Ramazan ayı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Çarşı pazarda da Ramazan bereketi kendini gösterdi. Ramazan bereketiyle geliyor inşallah. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi'nde Ramazan'a sayılı günler kala büyük yoğunluk yaşanıyor. Ne olursan ol yine gel çağrısına kulak veren binlerce kişi turlarla Konya'ya gelip Mevlana Türbesi'ni ziyaret ediyor. Ramazan ayı öncesinde turlarda ciddi artış yaşandığını belirten esnaf da durumdan memnun. Yabancı turist de başı Japonlar çekiyor. ABD ve Çin'den de önemli sayıda konuk geliyormuş Konya'ya. Zaman zaman burada yerel gazetelerde yerel turizme ilişkin haberler veriyoruz size. Fakat sahiden de biz bu mevzunun çok fazla tanıtımını yapamıyoruz gibi geliyor bana. Bu konuda emek veren tabii ki kadroları tebrik ediyorum. Başta Turizm Bakanlığı, işte onun bürokratları çalışıyorlar doğru kuşkusuz ki. Fakat bir yerde bir eksik var. O da şu, özellikle Avrupa'dan söz edeyim. Avrupa'da medeniyeti bizimkine yaklaşmayacak sıradanlıkta pek çok eser için, hatıra için, neyse tarih için, yaşanmışlık için, sadece bunlar için bile turlar düzenlendiğini görürsünüz. Gidin açın şimdi şeyleri, bilgisayarlarınızı, bilmem ne tur, işte 2 gün 3 gece, 1 gece 2 gün falan filan, öyle işte kısa Avrupa lokal turları var böyle. Nokta vuruş turlar var. İşlerinde göreceksiniz. Bilmem ne müzesine, bilmem ne medeniyeti kalıntılarına falan diye böyle. Yahu bizim şu Anadolu coğrafyasının dört bir tarafı tarih. Biz hala daha 5 yıldızlı otellerde nedir o? Sınırsız yiyecek içecek falan satıyoruz. Ben şimdi bu kısmını çok anlayabilmiş değilim. Yani çok karlı olduğu anlaşılıyor. Yani anlaşılıyor ki çok karlı. Yani kıyı otelleri sınırsız yiyecek içecek falan böyle çok karlı olduğu anlaşılıyor. Fakat biz bu arada yani bize ait olan değerlerin tanıtımından da bir parça geri kalıyormuşuz gibi bir hisse kapılıyorum ben. Bilmiyorum, belki de rakamlar farklı söylüyordur. Yani elinde rakamları verileri olanlar belki öyle olmadığını düşünüyorlardır. Bilmiyorum. Karadeniz Gazetesi nerenin gazetesi hocam? Kuzey Sivas. Kuzey Sivas. Karadeniz Gazetesi Kuzey Sivas Gazetesi'ymiş. Sivas'ın kuzeyine diyorsunuz Karadeniz deniyor. Tabii. Evet doğru. Değil mi? Değil mi? Kesinlikle öyle abicim. Kesinlikle öyle. Benim cahilliğim. Ben de Karadeniz'i Sivas'ta olduğunu bilmeyecek kadar cahil, yapacak bir şey yok yani. Ya, bilmemek ayıp değil lan. Tabii tabii. İyi ki varsın. İyi ki varsın diyorsa ben nasıl anlayacağım bu gazeteler nerenin gazetesidir? Trabzon'dan bir gazete geliyor ekranlarınıza. Bilginiz olsun. Duymasın. Sivas sanıyor. Cenaze çetesi. Cenaze çetesi nedir ya? Yuh. Trabzon'da cenaze ilanlarını duyan ve belediye listelerinden ölüm ilanlarını takip eden 4-5 kişilik bir çete abdest almak için ceketlerini şadırvana asan vatandaşları adeta soyup sonra çeviriyor. Arkadaş yatacak yeriniz yok ya. Bunu söylemek için de din alim olmaya gerek yok. Fıkıhçı falan olmaya, böyle ilahiyatçı falan olmaya falan gerek yok. Caminin şadırvanından ceket çalan adamın yatacak yerinin olmadığını herkes bilir. Bunu kime sorsanız söyler. Ben camiye girdim, mümin abdest alırken ceketini çaldım, durumum nedir diye sorsanız
herkes söyler size. Meyhanede sorsanız meyhanede söylerler. Lan sen ne yaptın diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ayakkabı çalanı bir yani ayakkabı çalanı vardı. Halı çalanı çıktı bunların. Camilerden halı çalanı çıktı. Artık bütün camiler pek çok cami diyelim daha doğrusu köy camileri dışında halı flex oldu. Halı flex mi deniyor ona? Boydan boya aldı. Duvardan duvara halı oldu. Artık onları çalamıyorlar. Köy camilerinde bir tek işte bağış halılar var böyle parça parça. Onlar dizili. Onlardan arasına götürüyorlar. Onların da şeyi yok. Satış değeri yok. Satış kıymeti yok. Yani hani çaldın o halıyı satacaksın satacak şey yok. Pazar yok yani. O yüzden çok karlı değil demek ki. Ayakkabı çalıyorlardı. Ayakkabıya artık alışmıştık bir yere kadar. Şadırvandan ceket çalmak ne ya? Vay arkadaşım yani. Para yoksa yolda yok. Trabzon Uzungöl'de kamulaştırması yapılmış olmasına rağmen parası ödenmediği için kapatılan yol mahalleliği çileden çıkarttı. Ama bu da olmaz ki ya. Trabzon Uzungöl'de 3 yıl önce yapılan kamulaştırmayla evlerine kadar yol alan vatandaşlar bugünlerde hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kaldı. Fransa'da yaşayan ve zaman zaman memleketine gelen RS kamulaştırma bedeli karşılığında arazisinden yolun geçmesini kabul etti. Ancak 2000 TL'lik kamulaştırma bedeli ödenmeyince RS mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından haklı bulunan RS hafriyat döktüğü yolu ulaşıma kapattı. Evlerine gitmekte zorluk yaşayan hasta ve yaşlı mahalle sakinleri yetkililerden sonra adama bak. Adam kendi kapatmış yolu değil mi? Paramı vermediniz, o zaman burada kimse geçmesin. Lan ne kadar vicdansız oldu bu insanlar ya. Ne kadar insafsız olmuş bu insanlar ya. İşe bak. Vay arkadaş ya. Sağ ol kardeşim, ellerine sağlık. Ellerine kömesin. Bora çekti bu gazeteleri size değerli izleyiciler söylemiş olalım. Sakınan göze çöp batarmış derler ya. Şimdi o sözü doğrulayacak. O söze anlam katacak bir haber gelecek ekranınıza. Kahramanmaraş'tan. Ahmet Kundakçı'nın gözü gibi baktığı alaca uçurumdan yuvarlandı. Doğumuna 50 gün kalan inek yuvarlandığı yerden kalkamadı. Ne iş makineleri ne diğer yöntemler fayda etmeyince ineğin düştüğü yerde inek nöbeti başladı. Alacalı 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı, kimse yerinden kıpırdatamadı. Saatlerce uğraştılar ama olmadı. Şuradan bayağı geliyor buradan ama. Şuradan yanlarına git lan. Üstelik o müstakbel bir anneydi. Doğumuna bir ay kalmıştı. Bu yüzden onu fazla zorlamak istemediler. Kahramanmaraş andırında çiftçi Ahmet Kundakçı yataklı döşekli bu kampı da ineği için kurdu. İneğin daha aşağı kayma ihtimali vardı. Önlemek için tahta kazıklar çakıldı. Ahmet Kundakçı burada gece gündüz nöbet tutmaya başladı. El gücümüzle bunu kaldırıp götürmeye çalıştık, onu da yapamadık. Burayı kazdık, çektik yukarı, üstüne ayma yaptık. Burada O saatten beri öyle bekliyorum. Şimdi yemeğini burada yiyor, burada yatıp kalkıyor. İneğin doğum yapmasını bekliyor. En büyük şikayeti ise akşamların soğuk olması. Eşim, çocuklarım geliyor, yemeği burada yiyor. Komşularım geliyor, onlar yardımcı oluyorlar. İşte halimizi hatırımızı soruyorlar. Zor olmuyor mu burada kalmak? Çok soğuk oluyor ama ne yapayım, çarem yok. Hayvanı bırakamıyorum yani. Etrafta kurtlar, milletin koyunlu da var. Burada gelir, burada yer, ayrılamam. Kalkmaya çalışıyor, yuvarlandı, ölür hayvan. Bırakamıyor. Ahmet Kundakçı'nın aşırı hassasiyetinin bir sebebi daha var. İneğin düşük yapma ihtimali. Ailenin başka ineği de yok. En büyük geçim kaynakları. Üstelik ineklerine çok da bağlanmışlar. Yapacak bir şey yok. Kalkamıyor. Evet. Hayvanla uğraşıyor ama kalkamıyor. Kesemiyoruz da. Ne yapacağız bilmiyorum. Başka da ineğim yok. Tek bir ineğim vardı benim. İneğin doğumuna daha 30 gün var. Yani Ahmet Kundakçı'nın bekleyişi uzun sürecek. Antalya'da bir sürücü yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sert bir şekilde kırdı. Kırdığı gibi de hadise bu. Temsili hadise bu. Kameralara yansıdı an be an. O kaza anı geliyor şimdi ekranlarımıza. Gerçekten...
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, hızla bariyerlere girdi. Ölümün teğet geçtiği o anlar kameralara böyle yansıdı. Görüntüler Antalya'dan. Kepez Dumlupınar Bulvarı'nda lüks bir otomobil seyir halindeydi. O sırada bir köpek yola fırladı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolda savrulduktan sonra hızla bariyerlere çarptı. Hemen arkada seyreden taksi sürücüsü de kaza yapan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Feci kaza taksideki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Ölümden dönen sürücü şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ancak otomobilde büyük hasar oluştu. Şu yola fırlayan köpeklerle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. Yani eminim ara ara aklınıza gelmiştir. Bir köpek bir yolun bir tarafından diğer tarafına neden gider? Yani otoyoldasınız ve yolda köpek var. İşte karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor ve %99 da ölüyor. Karşıdan karşıya, yani bir otoyoldan karşıdan karşıya geçmeyi başaran köpek sayısı çok azdır muhtemelen. Fakat o anda hani şunu düşünün. Acaba köpekler bulundukları yerden diğer tarafa neden gidiyor olabilirler diye. Bunu düşünmeye başladığımız andan itibaren çözüme de çok yaklaşacağız. Ben size söyleyeyim. Köpekler bir yerden diğer tarafa tıpkı insanlar gibi yüzlerce yıl, milyarlarca yıldır insanların yaptığı gibi yiyecek bulmaya gidiyorlar. Karınları aç olduğu için, bulundukları yerde yiyecek kaynağı olmadığı için bir başka tarafta şanslarını denemek üzere böyle bir yolculuğa çıkıyorlar. Şimdi iki çare var. Birinci çare yaban hayvanlarının başta olmak üzere, çünkü bazı yollarda tilki vesaire gibi hayvanlarla da yollarda karşılaşabiliyorsunuz. Ama ağırlıklı olarak tabii köpek ve kediler ile biz karşılaşıyoruz. Onların bu tür tehlikeli yollara kendini atmaması için yol kenarlarına onların geçemeyecekleri büyüklükte teller çekilebilir mi? Bilmiyorum. Soru. Ama asıl ikincisi ve insani olanı ise acaba yerel yetkililer, işte bağlı bulundukları belediyeler olabilir, başka birisi. Neyse. Sistematik olarak yol kenarlarına o yörenin, ne işte o ilçenin, o kasabanın neyse lokantalarının verdiği yemekleri yol kenarlarına o hayvanların istifade edebileceği şekilde bırakabilir mi? Onların karşıdan karşıya geçmesine neden olmayacak şekilde onların karnlarını doyurabilir miyiz? Bilmiyorum. Bu da bir soru. Tek ama cevabını bulmamız gereken şey, o yolda o köpeğin, kedinin ne işi var? Onu halletmemiz lazım. Onun eğer cevabını bulabilirsek çözüme de yaklaşmışız demektir. Bu kaza elbette işte vicdanlı bir sürücü köpeğe çarpmamak adına kendi hayatını tehlikeye atarak o hamleyi yapıyor. Kuşkusuz ki senelerdir direksiyon sağlayan birisi olarak öyle bir hamlenin aşağı yukarı başına neler açabileceğini bir an için düşünmüş olmalı. Ama köpeğin canını kurtarmak adına o hamleyi yaptı. Fakat o köpeğin o yola çıkmasını önleyecek bir daha büyük bir tedbire ihtiyaç var gibi görünüyor. Madem hayvanlardan başladık, sizi küçücük bir kediyle tanıştıracağım. Bir yavru kedi. Nasıl başardığını bilmiyoruz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Lavaboya kafası sıkışıyor. Normalde şartlar altında kafasının girebildiği her yerden bütün vücudunun girebildiği söylenir kedilerin. Ama eğer kendini kasmazsa tabii, yani o da bunun farkında varırsa, kafasını sokmuş, vücudu arkada kalmış. Müdahale gerekiyor. Çekiçle, titizlikle, hatta kuyumcu hassasiyetiyle o lavabo kırılıp bakın kedi nasıl kurtarılıyor. İçeri gitti biraz da. Abi sıkışıyor. İşte tam böyle. Aklına gelmeyen başına geldi. Aydın'da Nadide Özçakır'a ait evin bodrum katındaki kullanılmayan bir lavabonun gider deliğine yavru kedinin başı sıkıştı. Kedinin bağırışları üzerine bodrum katına inen evin oğlu Mehmet Özçakır kediyi çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Lavaboyu söküp itfaiyeye götürdü. Keskiyle kırdıyorsun da. Dur Osman, kafayı dışarı çıkaralım biraz daha. Ekipler lavaboyu çekiçle kırdı, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi çeşmede yıkanıp aileye teslim edildi. Güzel, güzel.
Karabük'te meydana gelen kaza anı gelecek şimdi ekranlarınıza. 6 kişi yaralanmıştı o kazada. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmiş. Gelin izleyelim. Takla atan otomobil karşı şeritteki araca çarptı. Kaza anı böyle görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Karabük'te meydana geldi. 19 yaşındaki Onur Terzi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kullandığı otomobil orta refüji açtı. Karşıdan gelen Tekin Belgiç yönetimindeki araca çarparak takla attı. Araçlarda bulunan ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve babasının dikkatsizliği mi, ihmali mi, ne olduğu belli değil. İstanbul Beylikdüzü'nde bir havuzlu villa sitesinde 3 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. Aradılar, bulamadılar derken sitenin bahçesindeki havuzda cansız bedeniyle karşılaştılar. İstanbul Gürpınar'da ikinci Pamir vakası yaşandı. 3 yaşındaki bir çocuk havuzda boğularak can verdi. Emre henüz 3 yaşındaydı. Anne ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Sitenin havuzuna doğru ilerledi ve suya düştü. Aile dakikalar içinde Emre'nin evde olmadığını fark etti ve telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abisi kardeşinin havuzda yüzüstü yatmakta olduğunu gördü. Gel bu tarafa. Minik Emre hemen havuzdan çıkartıldı. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındı ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. 4 Nisan 2014'te de Zekeriya Köy'de anne ve babası uyurken dışarı çıkan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik, yan villanın havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Yaramaz Umut Ege ile tanıştıracağım şimdi sizi. Kocaeli'de anne babası alışverişe giderken arabada onu bırakıyorlar. Ya da ne oluyor bilmiyorum. Ya da işte bir anlığına belki de içeride bırakıyorlar. O arada Umut Ege ne yaptıysa, nasıl başardıysa, ki normal şartlarda yani bilinen sistemleri kullanarak bizim başaramadığımız bir şey, bütün kapıları kilitliyor, açılmaz hale getiriyor. Onu arabadan kurtarmak hayli zor oluyor. Gel babacığım buraya gel. Arkaya mı? Aç hadi, aç hadi. Aç, aç. Gel oğlum, ne oldu? Beklemeyelim 10 dakika. Hem anne hem de baba panik içindeydi. Çünkü araçların kapıları kilitli, çocukları ise içeride mahsur durumdaydı. Tamam gel Gülten. Gel gel Gülten. Arkadaşlar şöyle boş ver misiniz? Kocaeli İzmit'teki olayda 3,5 yaşındaki Umut Ege Polat anne babası araçtan indikten hemen sonra kapıları içeriden kilitledi ve daha sonra da bir türlü açmayı başaramadı. Gel babacığım buraya. Arkaya mı? Aç hadi, aç hadi. Aç, aç. Gel oğlum, ne oldu? Ya kırın. Anahtarlar da içeride kaldığı için aile çaresiz durumdaydı ve hemen itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyeci otomobilin arka kapı camını kırarak sorunu çözdü. Araçta büyük korku yaşayan Umut Ege ağlayarak annesine sarıldı ve anne oğlunu sakinleştirmek için oyun parkına götürdü. Mevzu anlaşıldı. Arabanın içine bırakmış anahtarı. Şimdi bu yeni model arabalarda öyle akıllı özellik var. Kendi kendine kapıyı kilitliyor. Yani aslında belki de Umut Ege'nin yaramazlığı falan değil. Araba anahtarın anahtar arabanın içinde. Ve kapılarda kapandıysa demek artık kilitleneceğim diyor araba kendi kendine. Böyle her şeyin akıllısının başa bela olduğunu. Halbuki eskiden nasıldı? 4 tane tıpa vardı böyle. 20 yaş altı bilmez. Tıp 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 hepsini kapatırdınız. Tek tek hepsini kontrol ederdiniz. Biri illaki boşluk verirdi. Onu tornavida sıkıştırırlardı eskiden. İş öyleydi yani. Ama daha sonra tabii hırsız gelirdi, pimpon topuyla tık diye açardı onu. Pimpon topuyla araba soygunu yaparlardı eskiden. Şaka yapmıyorum. Pimpon topuna küçük bir delik açarlardı. Nasıl başarıyorlarsa eğer artık.
onu böyle bastırırlardı içeriye. O tıpalar yukarıya doğru atardı. Bunu nasıl yaptıklarını hala da çözebilmiş değilim. Şu yaşa geldim. Şimdi size bir inat uğruna yaşanan rezaleti getireceğim. Yol kamulaştırma bedeli üzerinden vatandaşla anlaşılıyor, anlaşmaya varılıyor. Fakat iddia o ki bu kamulaştırma bedeli vatandaşa hakkıyla ödenmiyor. Ödenmeyince vatandaş hakkını mahkemede arıyor. Gidiyor, diyor ki bana bu yolu kamulaştırmak, yani bu benim arazimi yol olarak kamulaştırmak üzere bir para teklif etmişlerdi. Bu parayı da vermediler. Ben ne yapayım diyor. Mahkemede sen haklısın kardeşim, boş ver kamulaştırmadan diyor, işi bitiriyor. Ondan sonra işte ondan sonra olanlar oluyor. Adam madem burası benim hakkım diyor ve hafriyatla o yolu kapatıp vatandaşa vatandaşı bu eziyete mahkum ediyor. Bir an evvel açılmasını istiyoruz. Yetkililerden, sayın kaymakamımızdan, valimizden gereken yapılmasını istiyoruz. Bir inat uğruna yolu kapattığı mahalleli zor durumda kaldı. Bu olay bizim başımıza geldi. Hep inatlaşma yüzünden geldi. Öyle bir değerli bir yer olmadığı için sadece inat. Trabzon'un Çaykara ilçesi Alçakköprü mahallesinde iddiaya göre 3 yıl önce kamulaştırma yapıldı. Vatandaşlar çok rahatsız. Herkes hasta, raporlu, telaşeli insanlar. Hiç kimseyine bir kastımız yoktur. İnşallah bu yol açılır. Fransa'da yaşayan ve zaman zaman memleketine gelen bir vatandaş 2000 liralık kamulaştırma bedeli ödenmediğini öne sürüp mahkemeye başvurdu. Beni anlayın, beni inanın. İnan ki ateş var yüreğimde. Sağlığım olsaydı hiç vallahi ağlamazdım. Çocuklarım o taraftan ağlıyor. Benim adam buradan ağlıyor. İnan ki. Bana hak versin. Mahkemede kendisini haklı bulunca arazinin sahibi yolu hafriyat dökerek ulaşıma kapattı. Hatırı sayılır kişiler araya girmesine rağmen kararından vazgeçmedi. Mahalle sakinleri yetkililerden bir an önce sorunun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Verilmiş bir karar vardır. Bu toprağı döktürmezdik ama verilmiş bir karar vardır. Biz bu kararlara saygılıyız. Biz bu kararı uyguladık ama vatandaş yarın o birisi gün küreyi alacak ve burayı açacaktır. Amerika'da bir uçak New York yakınlarındaki Teterboro Havalimanı'na inişi sırasında yere yakın bir noktadaki binaya çarptı. Teterboro'yu sinema izleyicileri hatırlayacaklar. Sully filminde uçağı indiremeyip pas geçip nehre indirmişti ya hani Tom Hanks, hatırlayacaksınız. Teterboro orası işte. Tam o noktada öyle indirilebilecek bir yer demek ki o anda Tom Hanks kadar şanslı değil anladığımız kadarıyla. Orada bir noktadaki binaya çarptı. Kazada uçan iki mürettebatı hayatını kaybetti. Philadelphia'dan havalanan 8 kişi kapasiteye sahip Learjet 35 tipi küçük bir yolcu uçağı New Jersey'ye inişi sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza yaptı. İnişine birkaç yüz metre kala Teterboro Havalimanı yakınındaki bir binaya çarptı. New Jersey polisinin verdiği bilgilere göre uçak mürettebatından 2 kişi hayatını kaybetti. Uçakta yolcu olmadığı belirlendi. Bir iş adamı jeti gibi düşünün. Uçağın çarpmasından sonra birkaç bina yandı. Sesleri duyuyoruz şu anda zaten. Birkaç bina yandı. Verilen bilgiler arasında kaza sırasında bölgede havanın açık olduğu ve olumsuz bir hava şartının da olmadığı haber veriliyor. Sait Naya hapishanesi. Bununla ilgili olarak biz burada çok şey yazdık, çizdik, söyledik. İnsan hakları raporlarına da girdi ama dünya buna kör ve sağırdı. Dün Amerika'dan Sait Naya ile ilgili olarak çok kritik bir açıklama geldi. İlki 2013'te olmak üzere Esed'in mahkumları yaktığı ifade edildi Amerika tarafından. Uluslararası Af Örgütü, Esed rejiminin hapishanelerde çoğu sivil muhaliflerden oluşan 13 bin kişiyi infaz ettiğini raporlamıştı. Buna dair Amerika'dan önemli bir ayrıntı geldi. İddialara göre Esed rejimi Suriye'de Sait Naya hapishanesinde ölüleri yakmak için bir krematoryumda inşa ettirdi. Binlerce insan öldüren Esed rejimi cesetleri de bu fırınlarda yaktı. Son 4 yıl içinde fırınlarda yakılan insan sayısının 5 bin ile 13 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Sait Naya'yı gören yok fakat
Oradan daha sonra kurtulan yok diyelim daha doğrusu. Fakat orada yaşanan insanlık suçları bir sonraki döneme Esed'in, hani biz Hama'yı, Humus'u, Doğu Guta'yı falan hani konuşuyoruz falan ama Said Naya'yı henüz konuşmaya başlamadık sevgili izleyiciler. Oradan çıkacak olan gerçek, acı gerçeğin bir sonraki dönem insanlık suçları bakımından ibretlik olacağını söylememiz lazım. Bugünden itibaren gördüğümüz manzara şu: 2011'de iç savaş başladı. İşte adına iç savaş dedikleri için iç savaş diyoruz aslında. Esed'in kendi halkına dönük olarak uyguladığı baskı ve zulüm süreci başladı. 2017'ye kadar geldik. 6 yıl içerisinde kaç kişinin öldüğünü, kaç kişinin sakat kaldığını, kaç çocuğun kaybolduğunu falan bilmiyoruz aslında. Bir takım rakamlar falan açıklanıyor ama bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Zalim Esed'in zindanlarında çürüyen kişi sayısını bilmiyoruz. Ama asıl özellikle kapalı tuttuğu ve hiç kimsenin denetimini açmadığı Said Naya gibi yerlerin sayısını bilmiyoruz. Ve oraya kaç mahkum atıldı bu vakte kadar ve başlarına neler geldi, onlar çıkacak ortaya ve o zaman biz asıl resimle yüzleşmiş olacağız. Bunu da söyleyeyim. Bu Said Naya'ya ile ilgili olarak işte bir rapor var şu anda. Uluslararası Af Örgütü'nün yapmış olduğu bir rapor var. İşte Amerika bunu daha yeni açıkladı ama rapor aşağı yukarı 4-5 ay öncesine ait. Ben okudum ve okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Bunu anlatmamamın sebebi şuydu: başka bir yerden teyidi yok. Yani Uluslararası Af Örgütü'nün kimi tanıklara dayanarak yazmış olduğu bu raporun başka bir yerden teyidini bulamadığım için burada çok üzerine basarak anlatmadım ama aşağı yukarı 4 ay falan oldu bu rapor çıkalı Said Naya ile ilgili olarak. Ama çıkacak ve çıktığı zaman da sahiden yer yerinden oynayacak. Bunu söylemiş olalım sizlere. Geçen hafta sonu İngiltere'ye sağlık sisteminin çökmesine sebep olan siber saldırılar bu defa kendini Asya coğrafyasında gösterdi. Vladimir Putin bazı istihbarat örgütlerinin siber savaş için hazırladıkları programların kontrolden çıkması halinde önce kendilerini vuracağını söyleyerek gerçek kaynağı da ifşa etmiş oldu. WannaCry olarak adlandırılan siber saldırı virüsü bu kez kendini Asya'nın önde gelen ekonomilerini vurarak gösterdi. Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalarda söz konusu virüsün kamuya ait çalışmaları durdurduğu, bankacılık sistemi başta ekonominin önemli sektörlerinde de ciddi sorunlar açtığı vurgulandı. Dünya ekonomisi açısından çok önemli bölgeler olarak kabul edilen Şangay, Bombay, Tokyo ve Seul endüstri bölgeleri virüsün bir numaralı hedefleri oldu. Pek çok sanayi kuruluşlarında ciddi üretim aksamaları yaşandı. WannaCry virüsüyle ilgili en önemli açıklamaysa virüsü analiz eden Microsoft'tan geldi. Microsoft, virüsün kesinlikle Amerika'da üretilmiş bir virüs olduğunu ve Amerikan istihbarat birimlerinin geliştirdiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada bu bir Tomahawk füzesinin üretilip sonrasında da kontrolden çıkmasıyla benzer bir durumdur denildi. Rusya lideri Putin de bu açıklamalar çerçevesinde dünyanın yaşadığı bu sorunla ilgili olarak Amerika'ya adres göstererek siber savaş hazırlıkları yapan bazı ülkelerin istihbarat birimlerinin hazırladıkları bu virüsleri kontrolden çıktığı anda önce kendileri vururlar dedi. Putin, dünyanın bu sorunun üzerine siyasi olarak gitmesi gerektiğini de hatırlatarak ikili ve çoklu anlaşmalarla bu riskin azaltılması gerekmektedir diye konuştu. Isparta Eğirdir'deki dağ komando harekatından nefes kesen anlar gelecek. Şimdi ekranlarınıza adaylar, sarp arazileri, derin kanyonları, bellerine kadar gelen suları bakın nasıl geçtiler. Ansızın geliyor, düşmanı hiç beklemediği anda yok ediyorlar. Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda dünyanın en zorlu askeri eğitimi yapılıyor. İhtisas kursunun ikinci aşaması Kara Komando Harekatı'nda adaylar canlarını dişlerine taktı. Olamazsın. Ya! Komando. Allah! Olamazsın. Ya!
40 kiloluk teçhizat taşıdılar, sarp arazilerden, derin kanyonlardan, bazen bellerine kadar suyun içinden geçtiler. Senaryo gereği düşmanı hiç beklemedikleri anda imha ettiler. Yaklaşık 2 ay süren harekat tatbikatla sona erdi. Sadece subay ve assubaylar komando olmak için uzun, bir o kadar da çetin süreçten geçmek zorunda. Bırak artık! Bırak artık! Adana'da uyuşturucu operasyonu, her taşın altından esrar ve hapın çıkması polisi bile şaşkın çevirdi. O anlarda yaşananlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Burada. Al malzeme eline. Bak bir tane daha var orada. Al orayı. Her taşın altından uyuşturucu çıktı. Polis bile şaşkına döndü. Burada mı var mı? Tabii aç. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel ve Şehit Erkut Akbay mahallelerine 250 polisle operasyon düzenlendi. Mahalleler abluka altına alındı, şüpheliler didik didik arandı. Ağaçlık alanlar, boş araziler karış karış kontrol edildi. Taşların altından, ağaçların dibinden esrar ve hap bulundu. Bir tane daha var orada. Al orayı. Bir manavdaysa demir korkulukların içinde satışı hazır uyuşturucu ele geçirildi. Burada. İstanbul Kartal'da bir adam aracıyla seyir halindeyken güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan adam tedavi altında. Kaçıp canını kurtarmak istedi ama mermilerin hedefi oldu. Başından yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veriyor. Görüntüler İstanbul Kartal'da yansıdı kameraya. Cevizli'de Saraylar Caddesi üzerinde. İşte bu siyah renkli aracın sürücüsü güpegündüz kurşun yağmuruna tutuldu. Eli silahlı saldırganlar olay sonrası böyle kaçtı. Evet. 8-10 el ateş edildi. Biz burada bizim patronu bekliyorduk, biz çalışıyorduk. 28 yaşındaki sürücü İsmet Çakır'ın aracına 10 el ateş edildi. O mermilerden biri Çakır'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis çevrede uzun süre delil topladı. Kurşunların hedefi olan araçta inceleme yapıldı. Polis silahlı saldırganların peşinde. Hafriyat kamyonu terörü devam ediyor. Özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için. Herkes elinden geleni yapıyor biliyorum. Herkes bu sorunu halletmek için çaba sarf ediyor. Bir parça hani yerel yönetimler, belediyeler, müteahhitlik firmaları, taşeron şirketler, onlar trafikteyken diğer sürücüler, herkes elinden geleni yapıyor. Bir tek hafriyat kamyonu sürücülerinden de bir minicik kurallara riayet bekliyoruz. Bu kadar, başka bir şey değil. Yani normal şartlar altında dökülmesi gereken yere gidilmesi gereken hat üzerinden gidip normal saatinde geri dönmeleri gibi basit, sıradan, normal bir şey bekliyoruz. Dün Beykoz'da bir görüntü yansıyacak şimdi ekranlarınıza, bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Yine hafriyat kamyonu viraja nasıl hızlı girdiğini size anlatamam. Ve sonunda da işte bir facia, öğrenci servisine çarpıyor, peşinden bir minibüse çarpıyor. Bir kişi can verdi o kazada. 10 kişi de yaralandı. Sakin, yavaş. Arkadaşlar sedye var mı? Sedye. Geliyor, sedye geliyor. Yok, hiçbir şey yok. Tamam, sakin. Sen rahat ol. Düşüyor musun? Tamam, sen sakin ol. Kafanı kur. Ambulans geldi. Ambulans geldi, bir kişi gitti. Kamyon çarptı da. Şimdi ambulans geldi, hastaneye götürüyor arkadaşlar, tamam mı? Yine hafriyat kamyonu dehşeti. Aşırı hız kontrolden çıkardı. Önce içi öğrenci dolu servise, ardından bir minibüse çarptı. Saniyeler sonra 24 oradaydı. Abi, sakin, yavaş. Arkadaşlar sedye var mı? Sedye. Geliyor. Oh. 24 muhabiri Umut Erol, kameraman Uğur Tüney kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı, yardım eli uzattı.
yaptılar. Kamyon çarptı da. Şimdi ambulans geldi, hastaneye götürüyor arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bilginiz olsun. Polonezköy'ü geçti, sonra Güneşli köyü. Tamam. Nihat nerede? Hepsi gitti. Gitti. Tamam. Aslında 24 ekibi saniyelerle kazaya karışmaktan kurtulmuştu. Burası Beykoz Reşadiye köy yolu. Süratli olduğu iddia edilen hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, öğrenci servisine çarptı. Kamyon o kadar hızlıydı ki duramadı. Bir de minibüse vurdu ve üzerine devrildi. Minibüste 3 kişi vardı. Cenaze evinden çıkmışlardı. Sürücü hayatını kaybetti. Diğer 2 kişi araç içinde kalmıştı. 24 muhabiri Umut Erol kurtarıcıları oldu. Sakin, yavaş. Arkadaşlar sedye var mı? Sedye. Geliyor, sedye geliyor. Sedye var mı? Sedye. Tamam, bir yere yatıralım. Bir yere bırakalım. Ben beni de alayım. Vurun sen. Ben de bu tarafa kalırım. Onlar ambulansla gelecek için seni götürecek. Tamam. Sen rahat ol. Tamam. Üşüyor musun? Çağrılan sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gitti o. Çok kısa bir ara. Uyandırma servisinden ayrılmayın. Yeniden buradayız. Biliyorsunuz hani konuşmuyorlar aslında, sesleri taklit ediyorlar. Bunu söyleyeyim de hani bir soru sorduk cevap vermiyor. Ne kadar kalın kafalı papan diye düşünmeyin. Derdi sadece seslerin taklidi. Peki Twitter mesajlarına bakalım. Sizden gelen mesajları okuyalım. Az daha büyüttükten sonra. Hasta la vista, no junda. Geçen gün Namperli terörist için ettiğim bedduayı okumamıştım. Çünkü beddua diye okumamışımdır. Yapmayın, beddua etmeyin demeye çalışıyorum. Yani kızın, öfkelenin, tepkinizi dile getirin de beddua yok yani. Hani onu, o yüzden okumamışımdır, okumadıysam da. Esad'ın miadı dolmuş, sonunda Kaddafi ve diğer infaz edilen liderler gibi olacak. Bilmiyorum. Ayhan Bey öyle diyor. Gültekin Gürzan ya da Gurzan. Almanya'da Erdoğan oyu. Normal. Şaşırtmaz. AKP değil ama işte yani. Almanya'da Erdoğan'a oy veriyorsun, partinin adından haberin yok. İBB'de neler oluyor? İnşallah neler oluyor sorusunun rasyonel, mantıklı bir izahı vardır. Yavuz Selim de benzer bir soruyu sormuş. İBB'nin sanat dergisinin konusu hayvanlar, devlete yeni bir operasyonun işareti, manşeti falan. Hikayeyi biliyor musunuz bilmiyorum. Bir dergisi var. Düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kültür sanat dergisi, 1453 diye bir dergi. Orada bence operasyon olduğunu zannettiğim ama belki de dangalaklık olabilir, bilmiyorum. Bir işte bir yazı ve makale söz konusu olmuş. O çıktı ortaya, onu gördük, onunla yüzleştik. Belediye yaptığı bir açıklama ile dergiyi de kapattığını, bu işin sorumluları kimse, onların da iş hakiklerini feshettiğini duyurdu. Şimdi adli tahkikat başlayacak. Hikaye şu, hikayeyi göstereyim bak. Göndermişler mesela. Kendi kıt zekalarınca operasyon mu çekiyorlar bilmiyorum. Yani bu İF İstanbul'da bir belgeselin içindeki bir kare, bir duvar yazısı var. Ve işte Erdoğan gitti inşallah maşallah yazıyor. Kendi kıt zekalarınca operasyon mu çekiyorlar yoksa dangalaklıktan mı bunu bilmiyorum. Bu çıkacak ortaya. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu dergiyi kapattı. Bu derginin, yani bu yazının, bu dosyanın yayınlanmasını sağlayan kadroyu da işten çıkarttı. Ama adli tahkikata bakacağız. Yani buna şimdi savcılık suç duyurusu herhalde kabul etmiştir dünden beri yapılan yayınları ve bu yazı bir örgüt talimatıyla mı yapıldı, bir şey mi oldu, o çıkacak ortaya. O zaman daha iyi anlayacağız. Yani İBB'de neler oluyor sorusunun cevabını daha iyi görmüş olacağız. Betül Daşçal, ne oldu bizim Müslümanlara? Yola, köprüye, çeşmeye yardım etmenin sevabını unuttular mı? Evet, bu soruyu özellikle gündeme getirmiş olalım. Az önce Uzungöl'den kamulaştırması tamamlanmadığı için yolunu vermekten vazgeçen adamın yolu vatandaşın kullanımına kapatmasının hikayesini getirdik ekranlarınıza. Ve bu habere bakarken, gazetede de var, o habere çalışırken sürekli aklıma aynı soru geldi. Kamulaşma bedeli ne ya? Kamulaşma bedeli ne demek? Yani sen eğer kullanmadığın bir arazi ise ve insanların
geliş geçiş hattında biz öyle görmüştük daha doğrusu. Biz komşu amcanın bahçesinin önünden girip arkasından çıkarak bakkala gidebiliyorduk. Komşu amca bana neden benim bahçenin içinden geçiyorsun demezdi. Bak kullandığı bahçesi olmasına rağmen, yani o bahçeyi kullanıyor olmasına rağmen, ona ait bir yer olmasına rağmen, bu evinin dışında tapusu kendisinde fakat kullanmayacağı bir arazi, sağında solunda evler ve yollar var ve oraya hani hiçbir şey yapamayacağı bir arazi, kamulaştırma bedeli olarak 2000 lira teklif edilmiş ona, verilmemiş o parası, ya da işte geç verilmiş, neyse artık o arada da kamulaştırmayı mahkeme etmiş, kazanmış kendince, hafriyat döküp vatandaşın geçişine kapatmış orayı ya. Biz ne ara bu kadar vicdansız olduk sayede, ben de soruyorum yani. Ne ara bu kadar insafsız olduk? Kazım Değirmenci, Anadolu Basın diyorsunuz, Kayseri'den bir tane gazete yok. Kayseri Gazetesi de isteriz diyor. Kayseri Gazetesi'ni vermediğimiz gün seyrediyorsunuz tabii. Her gün Kayseri, her gün 81 vilayet vermiyoruz ki. 2 günde bir ama Kayseri denk geliyor. Hatta burada bir sürü gırgırı şamatası da yapılıyor Kayseri Gazetesi geldiği zaman. Eyvallah, bayağı bekledik Malatya Sporumuzun 1. lige çıkmasını. Gelecek yıl Güneydoğu ve Doğu Anadolu temsilcilerin temsilen birincilikteyiz diyor Ayhan Bey. Maalesef Gaziantep ve Adanaspor bir alt lige düşüyor bu sezon. Bu büyük onur, bizim sırtımıza yükümüz ağır diyor. Yeni Malatyaspor'un 1. lige çıkması ile ilgili olarak söylüyor. Böyle çok uzun süre bekledik 1. lige çıkmayı falan da demeyin yani. Çünkü yeni Malatyaspor çok hani tam takip etmiyorum diye bana da numara yapmaya kalkmayın. Yeni Malatyaspor birkaç senede takır takır 1. lige, yani Süper Lig'e yükseldi. Bizim küme düşen sarı kırmızılı Malatyaspor değil. Şimdi numara yapmayın. O sarı kırmızılı Malatyaspor gitti. Bu sarı lacivert yeni Malatyaspor. Biz de hani o kadar da hani anlamıyoruz diye bize de yutturmaya çalışmayın yani. Çok bekledik 1. ligi. O gitti o. O arka arkaya küme düşerek yok oldu, eridi gitti o eski Malatyaspor. Onu da anlamıyoruz zannetmeyin yani. Hayırlı sabahlar Osman Ali Şengül, Osman Köseoğlu. Hayırlı sabahlar ABD düşmanlarla dostun devam ettirirken benim de düşmanlığımı kendisiyle kıyaslıyor diyor Toget. Biri uzay gitme hesaplarken yerli mekikle biri sakız hesabı yapar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na selamım var. Peki Twitter'dan gelen mesajlar, haberler, soru, görüş, yorum, öneri, eleştiriler böyle. Amerika'ya çevirelim kameralarımızı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Amerikan Cumhurbaşkanı Trump'la bir araya gelecek. 19.30-19.40 gibi başlaması öngörülüyor Türkiye saatiyle. Bu buluşmanın Oval Ofis'te yapılacak olan görüşme aşağı yukarı 20 dakika sürecek. Bizim dosyamızda, ajandamızda iki konu var. Ama acaba sadece bir konu mu görüşülecek, onu göreceğiz. Hiçbir şey görüşülmeyecekse ABD'nin bölgede PKK uzantısı YPG-PYD'ye vermiş olduğu destek ve Suriye de son durum hiç kuşkusuz ki masaya gelecek. İki lider Trump ve Erdoğan bu buluşmanın ardından birlikte kameralar önüne geçip görüşmeyi değerlendirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ABD ziyareti başladı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik ediyor. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan can uçağı Türkiye saatiyle 23.50'de Washington'daki Andrew Hava Üssü'ne indi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konaklayacakları devlet konuk evine geçti. Erdoğan'a yol boyunca kentteki Türkler ellerindeki pankart ve posterlerle sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 19.40'da ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılanacak. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Gündemde çok önemli konular var. Beklentiler 5 madde üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar ABD'nin PYD'ye silah yardımı, Suriye'de iç savaş, Irak meselesi, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve Rusya'dan alınmak istenen S-400 füze sistemi. Erdoğan, Suriye'de terör örgütü PYD'nin doğrudan silahlandırılmasına yönelik endişeleri aktaracak. Çantasında PYD'ye verilen ve PKK'ya geçerek saldırılarda kullanılan Amerikan silahlarının envanteri olacak.
Erdoğan ayrıca FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i de gündeme getirecek. Ya iade edin ya da yargılayın diyecek. Beklenti bu yönde. Görüşmenin Türkiye-ABD ilişkilerinde olumlu ya da olumsuz anlamda kırılma noktası olabileceği belirtiliyor. Erdoğan ayrıca sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve iş adamlarını kabul edecek. Hafta sonu Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu partinin yeniden ikinci kez kaptan köşküne çıkıyor. Genel başkanlık koltuğuna oturuyor. Yeniden atılım dönemi adı verilen bu yeni dönemin belki de söylemek gerekir pazartesinden itibaren başlayacağını ifade etmemiz lazım. Ankara'da AK Parti kongresi için hummalı bir çalışma devam ediyor. Nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra yeniden AK Parti'nin kaptan köşküne geçecek. Erdoğan'ın tek aday gösterileceği 3. büyük olağanüstü kongre için geri sayım başladı. AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül başkanlığındaki komisyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kurucu liderine hazırlanan partinin kongre için hazırladığı sloganlar da yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'na geçmesiyle başlayacak süreçle ilgili pankartlar da hazırlandı. Yeni atılım dönemi sloganı ve altında yer alan demokrasi, değişim, reform ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca olağanüstü kongrede çalınacak şarkılar salonda bulunan partililerin atacağı sloganlar da seçildi. Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre süreci sonrası hem AK Parti Genel Merkezi hem de parti teşkilatlarında değişim bekleniyor. Genç, dinamik ve 2019 seçimlerine hazırlanacak ekip için kollar sıvanacak. AK Parti'nin 3. büyük olağanüstü kongresi öncesi Başbakan Binali Yıldırım da genel başkanlığa veda etmeye hazırlanıyor. Parti kurmaylarıyla bir araya gelerek çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor. İlk adım Merkez Yürütme Kurulu ile atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık resmi konutunda kurmaylarına eşleriyle birlikte akşam yemeği verdi. Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. Ankara'daki adamımız Betül Bilsel hazır ve bizi bekliyor. Başkentin gündemini anlatmak üzere. Betül, ne var bugün oralarda? Ersoy'da da Ankara'nın gözü kulağı Amerika'da olacak bugün. Önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Az önceki haberimizde de verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşecek. Göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze temas olacak. Bu görüşme son derece kritik Türkiye için. Çünkü Türkiye'nin önemli beklentileri var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Tabii gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde sık sık dile getirilen konular arasında başı çeken başlıklar bu görüşmede masaya yatırılacak. O başlıklardan bir tanesi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi. Yalnızca Gülen değil, Amerika'da bulunan diğer FETÖ mensuplarının da Türkiye'ye iadesi önemli bir başlık oluşturacak ki bu kapsamda önden giden heyetler vardı. Cumhurbaşkanının seyahati öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi. Yine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bu ziyareti öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi. Bir dizi temaslar gerçekleştirildi. Tabii o ön görüşmelerin ardından kritik görüşmenin bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii Ankara'nın gözü kulağı da Amerika Birleşik Devletleri'nde, yalnızca FETÖ ile mücadele değil, aslında DEAŞ'la mücadele ve PKK ile mücadele kapsamında da Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli beklentileri var. PYD'ye silah yardımı yapılmasıyla ilgili Türkiye kırmızı çizgilerini bir kez daha ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan umarım geç olmadan bu karardan vazgeçilir demişti. Bir kez daha aslında Trump'a bu ifadeleri aktaracak ve olası bir Münbiç ve Rakka operasyonunda PYD ve YPG ile işbirliği yerine Türkiye ile işbirliğinin yapılması gerektiğini bir kez daha muhatabına aktaracak ki Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha
bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapılmaz, gün gelir o terör örgütü sizi vurur ifadelerini kullanıyordu. Tüm iletilmesi gerekenleri bugün yapılacak görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iletmesini bekliyoruz. Tabii Türkiye'nin hassasiyetleri öncelikli başlıklar arasında olacak, ancak Cumhurbaşkanı'nın yanındaki heyete baktığımız zaman sadece bu görüşmeler değil, aynı zamanda ekonomi ve enerji anlamında da görüşmelerin gerçekleştirilmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da bu gezide, bu ziyarette Cumhurbaşkanı'na eşlik ettiğini söylemek mümkün. Ankara'da bugün grup günü, partiler grup toplantılarını gerçekleştirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun zamandır grup toplantısı gerçekleştirmeyen AK Parti'nin de bugün grup toplantısı olacak. Dün bilindiği üzere MYK üyeleriyle Başbakanlık resmi konutunda bir araya gelmişti Başbakan Binali Yıldırım. Veda kapsamında aslında bu toplantıların gerçekleştirildiğini söylemek mümkün. Bir kez daha grubuna hitap edecek Başbakan Binali Yıldırım ve gerek 16 Nisan öncesinde gösterilen çaba ve gayret, gerekse bundan sonraki süreçte gerçekleştirilen özveri nedeniyle grubuna da teşekkür etmesi bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın sadece AK Parti'nin değil MHP'nin ve HDP'nin, CHP'nin de grup toplantıları bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii genel başkanların önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Gündeme ilişkin önemli bir davaya ev sahipliği yapıyor Ankara. 15 Temmuz darbe girişimini akamete uğratan kahraman Ömer Halis Demir'in aslında şehit edilmesiyle ilgili ve yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı General Semih Terzi'yi vurarak Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin seyrini değiştiren Assubay Ömer Halis Demir'i şehit eden darbecilerin davasının görülmesine bugün de devam edilecek. Bugün de duruşma devam edecek. O davada yakından takip edilecek bugün Ankara'da diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım Ersoy dedi. Betül Bizel sağ olasın, var olasın, verdiği bilgiler değerlendirmeden için. Betül bize anlattı başkentin gündemini. Şimdi yeniden hafta sonunda yaşanan 24 kişinin hayatını kaybettiği o feci kazaya dönüyoruz. Dün bu saatlerde o kaza anına dair görüntüler çıkmıştı. Diğer otobüsün ön camındaki kameradan kaza yapan aracın nasıl kenardan geldiği, nasıl hızlıca viraja girdiği, savrulduğu ve alt yola düştüğünü net biçimde gördük. Biz gördük görmesine, tabii gördüğümüzü anlayacak, yorumlayacak bilgiye sahip değiliz. Bu işi bilenler, trafik güvenliği uzmanları o görüntüleri değerlendirdiler. Dün Gürsel Yeğenoğlu, trafik güvenliği uzmanı, 24 canlı yayındaydı. Bakın o izlediği görüntüleri değerlendirirken nasıl bir detaya dikkat çekti. Şoför dedi ki, eyvah dedi, arabanın dedi freni patladı dedi. Arabanın ön şoför koltuğunun yanında da eşiyle çocuğu vardı. 10 aylık bebeği vardı. Ondan sonra Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et demeye başladı şoför. Marmaris'teki feci kazadan kurtulan kazazede kaza anını anlattı. Son etaplarda şoför arabayı hızlı kullanmaya başladı. Yokuş aşağı olunca zaten yokuş aşağıda fren patladı. Marmaris'teki feci kazada 24 kişi böyle ölüme sürüklenmişti. Trafik güvenliği uzmanı Gürsel Yeğenoğlu 24'e konuk oldu. Feci kazayı analiz etti. Kaç aracı solluyor ya da bir aracı daha solluyor yukarıdan. Araç ivme kazanmış. Yani araç aslında bu kameralı aracı gelmeden önce kontrolünü kaybetmiş, hız kazanmış. Yani normal tonajının şu anda frene de bassa ya lastik patlatır bu araç ya yine savrulur. Yeğenoğlu'na göre kaza sırasında şoför frene hiç basmadı. Teknik olarak frenin arıza yapsa bile fren lambaları yanar. Neden? Fren pedalının üstünde bir müşür vardır. Bastığı anda elektrik sistemi devre dışıdır. Fren pedalına bastığı anda elektrik sistemi devreye girer ve lambaları yakar. Yani aracın arka fren lambaları yansa da durmak zorunda değil. Fren patlamış olabilir. Burada frene bir müdahale yok zaten. Yeğenoğlu sürücünün neden bu kadar hız yaptığının araştırılması gerektiğini söyledi.
Önce araç nerede duracağını hesaplamıştır. Nerede mazot alınacağını, nerede konaklanacağını, yolun güvenliğini o önden giderek yapar. Ama burada farklı bir şey var. Bakın bunlar yorum. Araç içinde aşırı bir eğlence olabilir. Sürücünün dikkati dikiz aynasından oraya vermiş olabilir. Ya da başka bir tartışma olabilir. Vesaire vesaire. Ama baktığımızda sonuç olarak, teknik olarak burada sürücünün kontrolünden çıkmış bu araç. Birey Eğitim Kurumları yılın enleri ödüllerini dün akşam törenle verdi. Biz de naçizane bir ödüle değer bulmuşlar. Kanal 24. Evet, Kanal 24. Ve Star gazetesi adına bu güzel ödülü bizim adımıza Ersoy Bey'e ulaştıracak. Öğrenciler yılın enlerini seçti, ödüller sahiplerini buldu. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen geceye sanat, spor, moda, siyaset, basın ve televizyon dünyasından pek çok davetli katıldı. Yılın enlerine tek tek ödülleri takdim edildi. Gecede ödül alan kurumlar arasında Star Gazetesi de vardı. 24 yayın danışmanı Ersoy Dede en iyi köşe yazarı seçildi. Ödülü Ersoy Dede adına 24 muhabiri Tuğba Satı aldı. Herkese iyi akşamlar. Sizin de belirttiğiniz gibi Ersoy Dede ödülünü almam için beni görevlendirdi. Kendisinin yoğun bir programı olduğu için katılamadı. Teşekkürleri iletti. Yarın sabah 24 ekranlarında uyandırma servisi programında ödülünü masada sizler göreceksiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ödülle birlikte sevgi ve saygılarımız dinleyicilerine rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim. Yoğun programı falan hani şey gibi beni görevlendirdi falan. Tuğba Satı'ya teşekkür ediyoruz sahiden de. Kendisinin de başarılı haberlerle alacağı ödülleri bekliyoruz. Birey Eğitim Kurumları'na bizi bu ödüle değer bulduğu için teşekkür ediyoruz. İnandığımızı yazmaya, doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Güzel bir organizasyon olmuş sahiden de. Orada olamadığım için şimdi daha fazla vicdan azabı çektim bu görüntüleri izleyince. İnşallah biz yazılarımızla, televizyon programlarımızla sizlere doğruyu, gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Hadi gel şu gazetelere bakalım o zaman Tolga madem. Güzel organizasyonmuş sahiden ya. Vallahi keşke olabilseydik. Ben aradım hepsinden, özür diledim gelemediğim için, katılamadığım için. Şu. En iyi köşe yazarı diyorlar, naçizane. Öyle bir iddiamız yok. Hani sadece yazdığımız yalanlanmasın, doğruları yazmaya devam edelim. Bizim için kafi, öyle en iyi olacak bir durumumuz yok. Sağ olsunlar, öyle uygun görmüşler. Diyelim, gazetelere bakalım. Bakalım mı abi? Sana bir şey göstereceğim. Bir operasyon göstereceğim abi. Bu operasyonu göstermezsem günüm iyi geçmez. Birinci operasyon şu. Sen bayılırsın. Bir Gün Gazetesi. İkinci İncelik krizi diyor Bir Gün Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'ne kötü bir haberim var. Öyle kriz mriz yok. Gayet her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Biliyorum Bir Gün Gazetesi için kötü ama ortada krizlik bir durum yok. Biz sizin vekillerinizi İncirlik Üssü'ne almadık, doğru. Yani Alman vekilleri, Bir Gün Gazetesi'ne söylüyorum. Sizin vekillerinizi İncirlik Üssü'ne almadık, doğru. 260 kadar Alman askeri ve 6 tornadosu var Almanya'nın İncirlik Üssü'nde. Geçen sene de gelmek istemişlerdi ama kabul etmemiştik. Şimdi de gelmek istediler, kabul etmedik. Bunun üzerine Alman şansölye çıktı, dedi ki İncirlik Üssü'ne alternatifleri değerlendiriyoruz, Ürdün olabilir dedi. Bunu Bir Gün Gazetesi, işte kuyruğu kimlerin elinde belli olmayan bu mekanizma, bu kriz olarak değerlendirmiş. Kriz mriz yok. Her şey olması gerektiği gibi gidiyor. İncirlik Üssü'ne girmiyorsunuz. Biz izin vermediğimiz müddetçe burada kriz olacak bir durum yok. Alman şansölye biz buradan gideriz tasıları toplayıp diyor. Hayırlı yolculuklar. Allah selamet versin. Uzunca bir süredir ilk defa Merkel gibi düşünüyorum. Uzunca bir süredir ilk defa Alman şansölyeyi bu kararından dolayı alkışlıyorum. Canınız nereye isterse hayırlı yolculuklar.
Hatta ben sabah teklif ettim yani biz mahalleden arkadaşlarla toplanalım, sizin taşımaya yardım edelim. Değil mi? Birimiz bir tornadoyu sırtlanalım. Birimiz ha bizden ırak olun da. Bizden ırak olun da Ürdün'e mi gidiyorsunuz? Canınız nereye istiyorsa. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Kriz mriz yok bir güncüm. Kriz mriz yok. Her şey yolunda. Sen benim vatana ihanetten suçlu bulduğum adama seyahat belgesi vereceksin. Medya kurma izni vereceksin. Sen bana 15 Temmuz'da tepeme bombalar yağdıran örgütün savcı olarak yetiştirdiği iki tane adama villa vereceksin. Benede üzerinden maaşa bağlayacaksın. Sen benim kaçan darbeci askerlerimin Yunanistan iade etmek üzereyken Yunanistan'a ekonomik baskılarla iadesini durduracaksın. Sen diğer NATO subaylarını FETÖ ile suçlanan subayların iltica talebini gündeme getireceksin. Ha sonra elini kolunu sallaya sallaya hiçbir şey olmamış gibi. Yok arkadaş öyle bir şey. Yok yani geçmiş olsun. Hiçbir şey o kadar ucuz değil yani. Biz koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz yani. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz, egemen bir devletiz. Öyle bir şey yok. Kriz, hiç kriz mriz yok. Doğru mu abi? Hiç kriz mriz yok. Bir Gün Gazetesi için üzgünüm. Kriz mriz yok. Gel sana bir gazete daha göstereyim. Bu da Posta. Postanın üst tarafını gösteremiyorum, logosunun olduğu yeri. Şöyle belki gösterebilirim. Hani logosu olduğu belli olsun diye. Şöyle gösterebilirim. Posta yani, bu anlaşıldı. Çünkü evet yani gazeteye her şeyi basabiliyorsunuz da biz televizyonda her şeyi gösteremiyoruz. Siz Fenerbahçeli Van der Wiel'in dolandırıldım haberi üzerinden kocaman böyle bir takım poşetli fotoğraflar verebiliyorsunuz. Biz bunu televizyonda gösteremiyoruz ama. Doğan grubunun operasyon gazetesidir Posta. Tanıştırayım. Hürriyet gazetesini yani köşeye sıkıştığı zaman Hürriyet gazetesinden de mesela ordu rahatsız, karargah rahatsız falan filan çakar. Ama genelde Hürriyet gazetesini temiz ve steril tutmaya çalışıp operasyonlarını Posta üzerinden yapar. Onu biliyoruz artık. Şimdi ekonomik açıdan Merkel'in elinde olan Doğan grubunun bugün birinci sayfada Posta gazetesinde birinci sayfadan yaptığı şu insafsız kurguya bakın. Sen diyor, şu iki kutu açmış. Sen diyor, siyah puntolarla yazdığı siyasi başlıklı kutuda. Sen Alman milletvekillerini İncirli'ye sokmuyorsun ama bak Almanya senin hasta kızın için kan topluyor biliyor musun diyor. Şimdi biz bu numarayı yiyor muyuz? Biz bu operasyonu görmüyor muyuz? O kadar mı salak olduk biz? Doğan grubu bu milleti o kadar mı yerine koyuyor yani, enayi yerine koyuyor? Sen Alman milletvekilini sokmadan İncirli'ye bak, onların uçakları var burada. Bu uçak Alman uçağı. Bu şansölye Alman şansölye. Bu milletvekilleri Alman milleti sokmadın sen bunu buraya. Ama bak Alman kızlarına, bak Alman kızlarına senin hasta Türk kızın için, kan kanseri Türk kızın için nasıl canla başla çalışıyorlar. Bu Almanya'ya bu yapılır mı diyor. Ey gidi Doğan grubu. Bunların bitik anlandı. Bak bu kadar söylüyorum. Bunlar gene bir operasyon peşindeler. Bunu artık anlıyoruz. Doğan grubu bu kadar açıktan, bu kadar yüksek perdeden operasyon çekmeye başladığına göre Doğan grubu bir hazırlık peşinde. Bunu da fark etmiyoruz zannetmesinler. Orada hiç kuşkusuz gazetelerin köşelerinden falan böyle bir takım işte iyimser mesajlar verdiklerini söylüyorlar falan. İçerilerde bir tane sokuşturuyorlar. Al sana. İşte sokuşturmaca. Her tarafı aynı. Neyse tamam, Doğan grubuna çok fazla zaman harcamayalım. Boş ver ya. Hiç gerek yok. Doğan grubunun, ama şunu söyleyelim sadece. Doğan grubunun ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Bu millet de farkında. Artık yemiyorlar insanlar. Yutturamıyorsunuz yani. Şunu gör abi. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin katma değerli üretim yapması gerektiğini söylemiş. Biz neden sakız üretemiyoruz demiş. Bazen ben Kemal Bey'in şaka yaptığını düşünüyorum. Hani böyle şey olsun diye, hani gündemde kalabilmek için bir şaka daha yapalım, yer yerinden oynasın. Yani sen diyor tank yapıyor olabilirsin, bayraktar İHA yapıyor olabilirsin, silahlı insansız hava aracı top yapıyor, milli gemi yapıyor, uçak yapıyor olabilirsin. Ama diyor sakız yapamadığın zaman bu katma değer üreten bir
üretim sayılmaz diyor. Vallahi şaka ya. Vallahi şaka. Yani bu hani gerçek, yani gerçekten Cumhuriyet'in kurucu, işte hani tarihsel olarak bu da doğru değil de bu Cumhuriyet'i biz kurduk falan diyorlar. Tarihsel açıdan CHP'nin Cumhuriyet'i kurduğu tezi de doğru bir tezi değil ama velev ki öyle oldu. Hani bu kadrolar kurdu anlamında kabul ediyoruz onu. Amenna, aldık kabul ettik. CHP'yi kuran kadrolar kurdu Cumhuriyet'i diyor. Aldık kabul ettik. Şimdi o koltukta, hani hangi koltuk bu koltuk? Değil mi? Gazi Mustafa Kemal'in koltuğu. Değil mi? Hani yedi düvele meydan okuyan Gazi Mustafa Kemal'in koltuğu. Adam diyor ki biz niye sakız üretemiyoruz? Ya peki bunlar ne? Bunlar ne? Düşünsene yani şu anda Amerika Predator'larını bize vermedi. Biliyorsun Obama vereceğim dedi. Kongreden geçmedi Predator'ları. Biz de kendi Predator'umuzu kendimiz yaparız dedik. Çok şükür ki yaptık. Ve de netice alıyoruz. Ama sakızımız yok. Yani şu, en son geçen gün Savunma Sanayi Fuarı'nda biliyorsunuz İDEF'te. Bizim milli savunma araçlarımız görücüye çıktı. BMC'nin işte Vuran'ı, Kirpis'i falan böyle hani mayına, bombaya dayanıklı araçları görücüye çıktı. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir tarafına çılgın gibi sipariş aldı. Yani sadece bizim kendi envanterimizde değil. İşte Tunus'una bilmem işte Körfez ülkelerine çok sayıda sipariş aldı. Ama sakızımız yok. Kemal Bey yemin ediyorum vallahi ya. Ama şaka gibi ya. Biz diyor katma değer üreten bir takım şeyler yapmalıyız diyor. Mesela sakız gibi diyor. Vay arkadaş ya. Bu da bizim sakızımız yok bu sayeden ya. Bu bizim hani var diye biliyorum ben. Bir sürü bizim yerli sakızımız var diye biliyorum ben. Ben ondan da haberi yok. Ya bizim sakızlarımız var yani bu arada. Kendi ürettiğimiz sakızlarımız var bizim yani. Şimdi markaya girmesin, isim vermiyorum ama Kemal Bey'in ondan da haberi yok. Dünyadan haberi yok. Sakızmış. Çam sakızı çoban armağanı Kemal Bey'e. Bizim milli şeylerimiz, savunma araçlarımız. ABD'nin karar anı. Bu kapağa bayıldım. Bir defa daha söylüyorum. Star Gazetesi'ni yapan arkadaşların ellerine sağlık. Nuh Albayrak kaptanlığındaki Star Gazetesi'ni selamlayayım. Ben hani şurada tabii birkaç tane daha haber koymuş da ben olsam böyle güzel bir kapak yaptıktan sonra başka haber koymazdım. Soldan Trump, sağdan Erdoğan. Manşette ABD'nin kararını bence muazzam olmuş. Bak diğer haberleri kes, sadece bunu çek. Bak. Güzel değil mi? Şey gibi, film afişi gibi değil mi? Güzel yapmışlar vallahi. Ellerine sağlık. Erdoğan'la Trump, ABD-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktası sayılabilecek görüşme için bugün Beyaz Saray'da buluşuyor. En önemli gündem maddesi ABD'nin PKK-YPG'ye bakış açısı ve terör örgütüne ağır silah yardımı. Bu akşam 19.40'ta bu görüşme. 20 dakika öngörülüyor Oval Ofis'te. Ama daha evvel işte Obama-Erdoğan görüşmesinde de olmuştu. Bir simultane değil ardıl çeviri oluyor benim anladığım kadarıyla bu buluşmalarda. Ve ardıl çeviri aynı zamanda süreyi bir uzatıyor. Yani bizim işte bir dakikada yapılan görüşme iki buçuk dakika, yani bir dakikalık konuşma iki buçuk dakikada muhataplarına ulaşıyor. Belki o 20 dakikalık sürenin opsiyonu olabilir, bilmiyorum. Amerika'daki arkadaşlarım gün içerisinde ona ilişkin detay yazarlarsa öğreneceğiz. 40 dakikaya falan belki çıkabilir. Sonra iki lider kameralar önüne geçecekler ve buluşmayı değerlendirecekler. Göreceğiz biz de. Amerika'nın önünde iki seçenek var. O seçeneklerden biri ve kuvvetli olanı kuşkusuz ki Türkiye'yi ikna edecek ya da tatmin edecek bir argüman ortaya koyması PKK'ya verdiği silahlarla ilgili olarak bizi ne ikna edebilir, ne tatmin edebilir? Onun ucu açık. Yani elbette evet silah akışını durdurdum demesi herhal ve şartta bizi tatmin edecek bir değerlendirme olur. Ama bunu söylemeyeceğini anlıyoruz. Yani böyle söylemeyeceğini anlıyoruz. Peki ne söylerse biz evet istediğimizi aldık deyip geri dönebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'den yola çıkmadan evvel virgül dil nokta mesabesinde izlemişti. Çin'de Pekin'de yazarlarla buluşmasında ise bu bir milat olacak artık. Bu iş çok uzadı dedi. İşte artık bu akşam yani aşağı yukarı 10-12 saat sonra resmin bütününü büyüğünü görmüş olacağız. Peki Tolga sağ olasın. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Düşme gözünü seveyim. Aman abi gözünü seveyim. Dün düşüyordu biliyorsunuz az kalsın. Ucundan döndü. Kahraman kameraman
Tolga. Hadi gelin bakalım memlekette neler var neler yok. Neler oluyor neler bitiyor. Onları getirelim ekranlarınıza. En son kapattığımız konudan başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarından. Bu akşam 19.40'da Amerikan Cumhurbaşkanı Trump'la bir araya gelecek. Başta Suriye'deki durum olmak üzere birkaç mesele var görüşeceği. Bu sınırlı sürede görüşme kapsamına dahil edilir mi bilmiyoruz ama ABD'nin PKK'ya olan silah sevkiyatı hiç kuşkusuz ki ağırlıklı olarak görüşülecek olan konuların başında geliyor. Rakka operasyonu da ABD'nin ittifak gücü ve Türkiye'nin bu süreçteki rolü. Türkiye'nin savunma sanayi anlaşmaları, mesela Rusya'dan S-400'ler meselesi, Fethullahçı terör örgütü elebaşı FETÖ'nün Türkiye'ye iadesi. Bu meseleler Irak ve Suriye özelinde bu meseleler konuşulacak mı? Bunların hepsini dediğim gibi aşağı yukarı 12 saat sonra yapılacak olan ortak basın toplantısında görmüş öğrenmiş olacağız. Ama ağırlıklı olarak tabii yazarlar Türkiye'ye döndükten sonra iki izlenimlerinden daha detaylı bir şekilde anlamış olacağız. Başbakan Binali Yıldırım İngiliz basında konuştuğu ziyaretinin son gününde Evening Standard gazetesine Trump'ı değerlendirdi. Çok hızlı karar alabilen ve çabuk uygulayabilen bir lider olarak tanımladı Donald Trump'ı. Başbakanın Avrupa Birliği içinde bir değerlendirmesi vardı. Avrupa Birliği'nin bürokrasisini eleştirdi. Başbakanın İngiliz basınına vermiş olduğu mülakatın detayları da son derece önemli. Berlin ve Ankara hattında yaşanan İncirlik bunalımı. Dün Alman milletvekilleri İncirlik'de inceleme yapmak üzere girmek istediler. Tabii ki izin vermedik. Bunun üzerine Alman şansölye İncirlik'in alternatiflerine bakabiliriz. Ürdün olabilir dedi. Hayırlı yolculuklar. Az evvel de söyledim. Uzunca bir süredir ilk kez Alman şansölye ile aynı düşünüyorum. İlk kez Alman şansölyeyi bu tavrından dolayı tebrik ediyor. Takdir ediyor. Ayakta alkışlıyorum. Canınız nereye isterse hayırlı yolculuklar efendim. Hemen tornadolarınızı alın. Yola koyulun geç olmadan, karanlık basmadan. Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üst Komutanlığı dün büyük bir facianın kıyısından döndü. Oradaki nöbetçi askerlerimizin dikkati sayesinde öyle anlaşılıyor ki o üste girmeye yetkili, izinli bir araç. O araç bomba düzeneğiyle hazırlanmış, havaya uçmaya hazır şekilde. Bunu fark ettiği anda askerlerimizi evvelen nizamiyenin dışına çıkardılar. Ardından da bomba imha ekipleri geldi ve araçtaki bombayı tesis hale getirdiler. O da yine dünün önemli gündem maddelerinden biriydi. Muğla'daki feci kazada hayatını kaybeden 5 kişi daha gözyaşlarıyla uğurlandı. Ve kazadan yaralı kurtulanlar da araçta son anlarda neler yaşandığına dair detayları paylaştılar. Bu tahkikata da katkısı olacağını tahmin ediyoruz. Uyandırma servisi sürüyor efendim. Where we go with some nice chicken and corn on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Hey, hey, when chicken and corn on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken and corn, so the corn can grow. Hey, hey, down need to bread, no need to bowl. I can rub it for a pillow when I pose for. But the music nice, so play them twice. When the girls are screaming out like bass. My name is Rushy, I'm a king of swing. That's a rap your music, can't you let you sing? No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not on day. Rap my music, not on day. Elde Biren Ayan burada. Memleketin havasını bize aktarmak üzere. Günaydın. Günaydın Ersoy. Nasıl havalar? Havalar yurdun kuzeyinde sağanak geçişleri devam ediyor. Hem Karadeniz bölgesinde hem Sivas çevresinde, İç Anadolu'nun doğusunda hem de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Kars, Ağrı, Ardahan çevresinde gök gürültülü sağanaklar var hala Ersoy ve öğle saatlerinden sonra başlıyor. Kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri bunlar. Sel, taşkın, dolu ve yıldırım tehdidi artıyor. Doğu Karadeniz'in dik yamaçları her geçen gün ve hatta her geçen dakika suya daha doygun hale geldiği için dik yamaçlarda heyelan tehdidi de devam ediyor. Şöyle bir değişiklik var. Batıda kuzey
kuzeyde rüzgar esmeye başlıyor artık Ersoy. Bu da hissedilen sıcaklığı aşağıya çekecek ki zaten hali hazırda zaten hava sıcaklığı da azalıyor bu hafta. Düşüş trendinin olduğu bir hafta içerisindeyiz. Özellikle hafta ortasında çarşamba, perşembe günleri ve cuma günleri haftanın en serin günleri olacak. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da termometreler 28 dereceyi göstermişti. Hatırlarsan gayet sıcak, güneşli bir hava vardı. Çarşamba, perşembe günü İstanbul'da 19 dereceyi gösterecek termometreler. Sert bir düşüşle karşı karşıyayız. 8-9 derecelik bir düşüş içerisindeyiz şu an. Ve buna bir de kuzey rüzgar eklenecek Ersoy. Dolayısıyla kuzeydeki daha serin, daha kuru havayı üzerimize taşıyacağından biz hava sıcaklığını termometrelerin gösterdiği değerlerinde bir 6-7 derece altında hissedeceğiz. Dolayısıyla soğuk algınlığı tehdidi artıyor. Kıyafetlerimizi yine biraz kalınlaştırmamız lazım. İnce ceketlere, montlara, hırkalara hala ihtiyacımız var. Aksi halde soğuk algınlığına yakalanma olasılığımız çok 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 artacak. Şimdi yarın Ersoy yepyeni bir sistem giriş yapıyor yurdun batısından yine. Ege, Batı Akdeniz'e ve Marmara'nın güneyine ve doğusuna sağanak yağışı getirecek. Yine kısa süreli sağanaklar bunlar. Gün içerisinde 1 ya da 2 saat yağışlı olacak. Yine gök gürültülü sağanaklar şeklinde görülecek. Perşembe günü yurdun neredeyse tamamı yağışlı olacak. Trakya'da yağış yok. Doğu Anadolu'nun güneyinde Van Hakkari Şırnak çevresinde yağış yok perşembe günü ama diğer bölgeler yine gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Özellikle Ege'de Akdeniz'in batısı göller yöresi çevresinde şiddetli sağanak geçişleri var. Dolayısıyla bu saydığım bölgelerde sel ve taşkın tehdidi artarken hem yarın hem de perşembe günü yine Marmara'da rüzgar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmeye devam edecek Ersoy. Bu deniz ve hava ulaşımını da olumsuz yönde etkileyebilir. Uçuş seferlerinde ya da deniz yolu seferlerinde iptaller, gecikmeler yaşanabilir. Ve perşembe günü hem Akdeniz'de hem İç Anadolu'da hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgar güney yönlerden bu kez kuvvetli esecek. Toz taşınımını artıracak, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Doğu'da soba kullanılan evlerde soba zehirlenmesi riski de artacaktır eğer sobalar hala kullanılmaya devam ediliyorsa. Cuma günü de sistem yurdun doğusuna doğru devam edecek ilerlemeye. Fakat yurdun batısından Trakya'dan yepyeni bir sistem giriş yapacak. Trakya'ya sağanak yağışı getirecek. Hafta sonu Marmara bölgesi yağışlı, yurdun doğusu yağışlı olacak. Pazar günü de yurdun yine Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e etkisi altına alacak şekilde sağanak geçişleri devam edecek. Dolayısıyla hafta boyunca kısa süreli sağanaklar yurdun pek çok noktasında etkili Ersoy. Ve hava sıcaklığı düşüş eğiliminde. Rüzgar kuvvetli, hissedilen sıcaklık düşüyor. Dolayısıyla buna karşı kontrollü tedbir davranarak hareket etmemiz gerekiyor. Mutlaka hafta boyunca ve hatta hafta sonu evden dışarıya çıkarken yağmurlukları ve şemsiyeleri yanımızda bulundurmamız lazım. Kıyafetleri biraz kalınlaştırarak gıdayı yani beslenirken de biraz daha kaloriyi artırarak beslenmeye özen gösterelim diyerek noktalayalım Ersoy. Elde Bir Ayan sağ olsun var olsun verdiğim ilgiler değerlendirmeleri için. Elde Bir Ayan anlattığı memlekette nerelerde yağmur bekleniyor? Yağmur beklentisi içinde olunan yerlerden biri de Ankara Çubuk. Çubuklu üreticiler bu sene bu tablodan hiç memnun değil ve kuraklık endişesi baş göstermiş durumda. Bunun için yağmur duasına çıktılar. Bir yanda kadınlar, diğer yanda erkekler saf tuttu. Eller semaya aynı dua için açıldı. Turşusuyla ünlü Ankara'nın Çubuk ilçesi bu yıl beklediği yağmuru alamadı. Çubuklular çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Çubukçayı Vadisi Karaköprü mevkiinde önce namaz kılındı ardından yağmur duası yapıldı. Bu sene hiç yağmur yağmadı desek yeriz. Yağmurumuz, kuyularımızda suyumuz yok, barajlarımız boş. İlçenin geçim kaynağı salatalık yetiştiriciliği ve turşu üreticiliği. Çubuk şayet yağmur yağmazsa hem ürün almakta zorlanacak hem de su sorunu yaşayacak. İnşallah bugün de yağacak herhalde. Dua sonrası kesilen kurbanların etlerinden yapılan yemek, bulgur pilavı ve ayranlar duaya katılanlara ikram edildi. Semizotu çok önemli, çok faydalı, çok ucuz bir seçenek. Kalsiyum, demir ve omega 3 zengini pazarlarda 3 liradan satılıyor ve her derde deva. Yemeğini yapıyoruz, güzel oluyor, vitamin. Başkan? Soğan koyuyoruz, salçasını, domatesini, çok güzel oluyor. Rengi yeşilden, lezzeti hafif ekşiden herkes alır pazardan, marketten.
Baharla birlikte sofralarımızı süsleyen semizotu şimdilerde pazar ve manav tezgahlarını süslüyor. Kendine has ekşimsi tadıyla hem çiğ tüketilebiliyor hem de pişirilip yemek haline getirilebiliyor. Üstelik de binbir derde deva. Belli oranda kalsiyum ve demir içeriyor. Et, tavuk, balık tüketmeyen kişilerce bolca tüketilmesi gereken besinlerden biri. Ve lifi oranı çok yüksek. Kalbi koruyor, kötü kolesterolü düşürüyor, yorgunluk, halsizlik ve depresyona iyi geliyor. Semizotunun tanesi pazarda 3 lira, biz 4 tane alacağız dedik. 4 tanesi 10 lira olsun dediler bize, değil mi? Evet. Evet, 10 lira. Şimdi alıp gideceğiz, bakalım semizotuyla size hangi tarifler vereceğiz? Semizotuyla pratik salatalar yapabilirsiniz hem de çok kısa sürede. Mesela somonlu semizotu salatası. Bunun içerisine birazcık semizotu koyacağız. Çiğ semizotu. Birazcık daha besin değerini arttırmış olacağız. Hem de kalsiyum içeriğini de arttıracağız aslında. Lif içeriği de yükselecek. Somon var burada. Bugün omega 3 içeriği de yüksek olduğu için somon ve diyetlerde de biz omega 3'ü çok fazla kullanıyoruz. Somon kullanabiliriz. Siz isterseniz et koyabilirsiniz, tavuk koyabilirsiniz, balık ızgara, farklı balık ızgaralar koyabilirsiniz. Az bir zeytinyağı ve limonla birlikte tüketildiği zaman hem doyurucu hem besin değeri yüksek. Ve yaz sofralarının gözdesi yoğurtlu semizotu salatası. Gayet güzel bir. Gayet görüntü olarak da güzel. Görüntü olarak da güzel oldu. Yemeklerinizin yanında dediğim gibi mesela böyle bir şeyin yanında zaten yoğurt protein içeriği yüksek çorbanızla beraber tüketebilirsiniz. Bir erkek saçı haberi getireceğiz ekranlarınıza. Elbette tabii erkeğin saç modeli her, siz bana bakmayın, kısaltıyoruz çıkıyoruz ama sokaklar öyle değil. Birbirinden farklı modeller ve trendler var. Bakın bu senenin trendi neymiş? Üstler epey uzun, yan ve arka kısımları neredeyse sıfıra vurulmuş kadar kısa. Rengi açılmış düz ve şekilli saçlar. İşte 2017'nin modası. Berberler yerlerini erkek kuaförlerine bıraktı. Saç kesimi artık çok daha önemli. Üstelik yaz da yaklaşıyor. Beyler için saçları güncelleme vakti. Peki moda ne? Türkiye Kuaförler Milli Takımı yılın trendlerini sergilemek için bir araya geldi. Altın makaslar Ankaralılarla buluştu. Türkiye'nin en iyi erkek kuaförleri son moda saç kesimlerini paylaştı. Yeni trendler bu yıl renk var. Yeni trendde kabarık, saçın ön tarafının uzun oluşu ve kabarık kesim var. Altı ensede depzere diyoruz, sıfırla başlayıp kademeli kesimle giden saçın 90 derece açıdan 45 derece açıyla sıfıra inişiyle gösteren, yani yapılan modellerimiz de var. Anlatılanlara bakılırsa bu yıl saç boyatan erkeklerin sayısı artacak. Bu seneki renk ve kabarık saç modellerinin ön planı. Kabarık saç modeli tabii daha ön planda ve aynı zamanda renklendirme, çizikli modeller, tribal kesimler, enseniz sıfırdan başlayıp depzera dediğimiz modeller. Bu sene undercut modeller. Hepsi moda. Bunlar Avrupa'dan alındı ama biz bunları ekleme yaparak gidiyoruz. Gösterinin sonunda ekstra havalı saç modelleriyle pozlar verildi. Diyoruz. Saygıyla Özden'den ayrılıyoruz. Benden